Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Hepinize merhaba. Saatler tam 15'i gösterirken programımız başladı ve 17.30'a kadar birlikteliğimiz devam edecek. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim yazılı bir açıklama yaptı. Hemen bunu aktararak programımıza başlamak istiyorum. Sonrasında da Profesör Doktor Sayın Ahmet Özdağ bizimle birlikte olacak, Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi. Fatih Terim şunu söylüyor: son günlerde hakkımda yapılan haberleri, belli planlar dahilinde oluşturulan dedikodu içerikli paylaşımları büyük bir dikkatle takip ediyorum. Biliyorum ki Fatih Terim'le Galatasaray isminin yan yana gelmesinden duyulan rahatsızlık yeni değil. Her sezonun belli bölümlerinde mevsimsel olarak kendisini tekrar eden benzer içerikli saldırılara karşı artık çok daha hazırlıklı olduğumun da ayrıca bilinmesini isterim. Galatasaray'da yaşadığımız birçok başarının ardından sezon başında Sayın Başkanımız liderliğinde yönetim kurulumuzla birlikte Galatasaray'ın yalnızca bugününü değil geleceğini şekillendireceğini düşündüğümüz, Türkiye şartlarında pek de kolay cesaret edilemeyecek bir proje için yola çıktık. Bu yolculuk esnasında yüzleşmemiz gereken sayısız zorluk olduğunu, bu hedefin gerçekleştirilebilmesi adına büyük fedakarlıklar yapılması gerektiğini, toleransın neredeyse hiç olmadığı bir futbol ikliminde skor kadar geleceğe endeksi bir takımı, isimleri Galatasaray'la beraberken herkesi sürekli başarıya alıştıran insanlar olarak tüm futbol kamuoyuna kabul ettirmenin hiç de kolay olmadığını biliyorduk. Bunun sonunda kulübünün geleceği adına kendi ismini, kariyerini riske etmekten çekinmeyecek kadar cesur insanların seçeceği ve sonuna dek arkasından gideceği bir yoldu ve bu yola Sayın Başkanımızın desteği, yönetim kurulumuzun teveccühü ve taraftarlarımızın güveniyle hep beraber çıktık. Sezonun bu bölümünde geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz pozisyonda olmadığımız bir gerçek. Bunun sorumluluğu bir kişiye aitse o benim. Ve yapılan tüm gelecek planlarının Galatasaray'a zarar verdiğini, bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım. Ancak Galatasaray'ın geleceği, futbolun geldiği sosyal ve kültürel ortamda kendi yıldızlarını üreteceği, ekonomik anlamda geri dönüşü olan kulübümüzün mali yapısını dengeleyecek oyuncular üzerinden bir strateji oluşturacağı, aynı esnada büyük hedefler için yarışmaktan geri durmayacağı bir projedir bu. Takımımıza çıktığımız yolun sonundaki ışığa güveniyorum. Bugün gelmeyen sonuçların bize döneceğini de biliyorum. Galatasaray'la Türkiye'deki tüm kupaları kazanma sevincini yaşayan, birçok ilki ve benzersiz başarıyı kendi kulübünde tadan, Avrupa'da çıtayı hep en yukarıya koyan bir teknik direktör olarak kariyerimin bu dönemindeki en önemli hedefim, rakamsal olarak bir fazla kupa kazanmak veya daha önce de elde edilen başarıları tekrar yaşamaktan öte, arkamda önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir. Bunun için yılmadan, yorulmadan ve vazgeçmeden sezon içinde yaşanılan en büyük hayal kırıklığı sonrasında dahi tüm desteğinin bizimle olduğunu paylaşan Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzun göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim. Saygılarımla Fatih Terim. Profesör Doktor Ahmet Özdağ, Galatasaray'ın en başarılı dönemlerinde, ki bu başarılı dönemler de elbette ki en büyük pay, hiç kuşku yok ki, takımı oluşturan teknik direktör Fatih Terim'e aitti. Avrupa şampiyonu oldu Galatasaray, 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşadı. Türkiye Kupası zaferleri elde etti. Süper Kupayı aldı. İşte o dönemde yöneticiydi Sayın Ahmet Özdağ bizimle birlikte. Kendisi aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Başkanı. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. İyi yayınlar, iyi günler, iyi çalışmalar. Aynı zamanda tekrar herkesin yeni yılda huzurlu, mutlu, sağlıklı ve hoşgörülü bir yıl olmasını temenni ederim. Ben de sizin yeni yılınızın içten dileklerimi kutluyorum. Umarım sevdiklerinizle birlikte nice huzurlu, mutlu, sağlıklı yıllara kavuşursunuz. Evet, buyurun Özgür Bey. Fatih Hoca böyle bir açıklama yaptı. Ortada işte gerilim sözleri var. Bir gerilimin olduğunu kimse yatsıyamaz. Böyle bir gerçeklik var. Alınan sonuçlar bu gerilimin doğmasındaki birinci etken. Ama bu açıklamayı yapması gereken yönetim kurulu başkanı mıydı, Fatih Terim miydi? Bu tartışmalı bence. Ne dersiniz?
Şimdi birinci şey şu, Sayın Fatih Terim yeni Fatih Terim değil, yani yeni birisi değil. Türk kamuoyu önünde çok uzun zamandan beri tanınan, daha 1970'lerden beri bilinen Sayın Fatih Terim. Yani Fatih Terim'le çalışmak istiyorsanız Fatih Terim'in genel prensipleri vardır, Fatih Terim'in genel karakterleri vardır. Fatih Terim'le çalışmak istiyorsanız ya onları kabul edersiniz veya kabul etmezsiniz. Şimdi son zamanlarda özellikle son bir haftadan beri bütün sosyal medya, basın, her tarafta Fatih Terim'in bırakmasıyla ilgili çeşitli spekülasyonlar oluyor. Şimdi bunu kimler yapıyor? Bir kere bunu Sayın Fatih Terim de iyi biliyor, Sayın Başkan da iyi biliyor, Sayın Yönetim Kurulu da iyi biliyor. Yani bunu bilmemesi, yani o orada oturan bir insanın bilmemesi mümkün değil. Peki buna karşı eğer Fatih Terim'i istemiyorsanız, yönetim olarak söylüyorum, çağırırsınız Fatih Terim'i. Biz bir plan yaptık. Bu plana bu planın sonu iyi gideceğini düşünmüyoruz. Şu nedenlerden diye konuşursunuz. Fatih Terim de Galatasaray'da görevini bırakır gider. Ama bu böyle her hafta herhangi bir sonuç alındıktan sonra Fatih Terim'i yıpratmanın veya Galatasaray'ı, esas Galatasaray'ı yıpratmanın hiç doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani Fatih Terim'i istemiyorsanız bırakırsınız gidersiniz. Yalnız bakın Fatih Terim bir şey söylüyor. Diyor ki biz sene başında bir program yaptık diyor. Ve bu programla yola çıktık diyor. Şimdi bu programı tabii Sayın Başkan, Fatih Terim ve Yönetim Kurulu biliyor. Neyse bu program. O Fatih Terim'i ayırdığınız zaman yeni bir program yapacaksınız. Onu da kamuoyuyla paylaşmanız lazım. Demeniz lazım ki işte Fatih Terim gidecek, şu gelecek. Biz Fatih Terim'le yapamadığımız şeyleri şununla yapacağız demeniz lazım. Çünkü eğer bunu demezseniz, biz sadece Fatih Terim'i istemezuk mantığına giderseniz, bu doğru bir mantık değildir ve Galatasaray için hiç uygun bir mantık değildir. Yani Fatih Terim'i istemeyebilirsiniz. Onu sezon başında düşünecektiniz. Diyelim ki sonra planlar değişti. O zaman yapacağınız yeni planı da kamuoyuna ve özellikle camianıza anlatmanız lazım. Galatasaray çünkü çok ciddi, bütün kulüplerde olduğu gibi ekonomik sorunları var ve ekonomik sorunlarını da çözemezsiniz birlikte olmadan. Siz şimdi hep birlikte başaracağız sloganıyla başkan ve değerli yönetim yola çıktılar. Daha başında çok önemli bir şey oldu. Sayın Genel Sekreter Köksal Ünlü şöyle istifa etti ama o mektup da tartışılmadı kamuoyunda. Dedi ki ben dedi istifa mektubunda mali, idari ve sportif olarak Galatasaray başkanıyla farklı düşünüyorum dedi. Ve çok önemli bir görevi vardı. Galatasaray'ın en önemli görevlerinden biriydi. Genel sekreterdi. Bu çok ciddi bir uyarıdır. Ve çok üzerinde düşünülmesi gereken bir uyarıdır. Çünkü Sayın Başkan'ın en yakınlarından biriydi. Dikkat edin kelimeye, mali, idari ve sportif olarak ben başkanımla anlaşamıyorum dedi. Galatasaray bunu tartışmalıydı bence. Bu çok önemli bir şey. Sonra ikinci olarak da sayın biliyorsunuz başkan yardımcısı ayrıldı. O başkan yardımcısı da Galatasaray hukuksuz bir şey yapıyor dedi. O da ayrı bir tabii tartışma konusu. Ne demek bu hukuksuz bir şey yapma sözü ne anlama geliyor? Nasıl bir hukuksuzluk var ortada? Yani o dedi ki ben istifa etmedim ve istifa etmememe rağmen beni istifa etmiş gibi anladım. Gösterdiler. Bu Rezan Ep Özdemir'den bahsediyoruz değil mi? Rezan evet, Ep Özdemir. Evet. Başkan yardımcısı. İstifa o da öyle dedi. Hukuksal olarak evet. Yönetim kuruluna katılma hakkım evet. Vardır. Ben istifa etmediğim sürece özgür irademle evet. Kimse beni üyelikten atamaz. Yönetimden. Evet. Aynen öyle dedi o da. Şimdi bakın o da ayrı hani hep birlikte başaracağız diye çıktığımız noktada geldiğimiz noktayı anlatıyorum ben. Şimdiki noktada da en başından beri Sayın Burak Elmas ve değerli yönetim kurulu üyeleri hep şeyi söylediler. Bizim olmazsa olmamızımız Sayın Fatih Terim ve onun anlayışıdır dediler. 6 ay sonra gelinen noktada farklı bir noktaya geldik. Onun için bence burada yönetimin yani sadece Fatih Terim'in açıklaması değil, esas yönetimin ve başkanın bir açıklama yapması lazım.
ve bu açıklamada ne yapacaklarını çok net ortaya koymalılar ve Fatih Terim'le devam edip etmeyeceklerini ve sonuna kadar edip etmeyeceklerini de söylemeliler. Yani çünkü madem 3 yıllık plan yapıldı, 3 yıllık plan 6 ayda değişmez. Ha, ben, değişiyorsa da nedenlerini açıklayacaklar. Hoşgörünüze sığınarak bir yorum yapabilir miyim? Bu metinden, yani Fatih Hoca'nın yayınladığı deklarasyondan anladığımı söyleyeyim size. Hoşgörünüze sığınarak. Sizden de bir yorum rica edeceğim. Burada taraflar ne düşünüyor? Bunu çok iyi sezdiğinizi, hatta bildiğinizi düşünüyorum. Şimdi Fatih Hoca aradaki gerilimi saklamıyor aslında. Bu deklarasyonla birlikte. Ortada çok ciddi bir gerilim var. Ama diyor ki, biz oturduk, antak kaldık. Nedir? Bir takım oluşturalım. Geleceğe yönelik bir proje yapalım. Bu proje çerçevesinde şu şu oyuncuları alalım. Aldık, yola çıktık. Eksiklerimiz de olabilir ama aldık, yola çıktık. Bu proje çerçevesinde ilerliyoruz. Hatta bu deklarasyonda yok ama ben çok iyi biliyorum. Burak Elmas da birebir yaptığı görüşmede demiş ki, ben kazanıyorum ama sonuç alamıyorum. Yani sonuca yansımıyor demiş. Düzelterek söylüyor. Ben kazanıyorum. Yani kazanan takımı oluşturuyorum, sahaya sürüyorum. Teknik direktörün kazanmak için yapabileceği her şeyi yapıyorum ama sonuca yansımıyor. Yani oyuncu kaleye gol atamıyor 2 metreden falan diyor. Fatih Hoca bunu açıklıyor. Bu deklarasyonda da diyor ki, ben elimden geleni yapıyorum. Birlikte bir proje oluşturduk. Bu proje çerçevesinde ilerliyoruz. Ha, sonuca yansımıyorsa bu noktada fazla yapacak bir şeyimiz yok. Sorumluluk yine benim de. Ama ne yapayım? Ben projeyi ilerletiyorum diyor. Dolayısıyla öyle ya da böyle, dolaylı ya da dolaysız istifa et baskısına da ben boyun eğmem. Dolayısıyla görevimin başındayım diyor. Bu bence hali hazırda ister kabul edelim ister etmeyelim bir soğuk savaş tezahürüdür. Var olan bir soğuk savaşın yansımasıdır. Bir konsensus, bir uzlaşma metni değildir. Ben Fatih Hoca'nın bu metnini, yayınladığı bu deklarasyonu böyle okuyorum. Buna karşılık da yönetim kurulu başkanı Burak Elmas'ın acil bir refleks gösterip bir deklarasyon yayınlaması, bir açıklama yapması gerekiyor. İkincisi de şu, yani Fatih Hoca kendi içinde tutarlı bir metin oluşturmuş olabilir ama Galatasaray sportif başarı elde ederek temel üretimini yapan bir kulüp. Ortada sportif bir başarı yok. Sadece Avrupa Ligi var. Şubat'ta ne olacağını göreceğiz. Zor. Türkiye Kupası yok. Ligde artık umutlar tükendi neredeyse. Dolayısıyla geleceğe yönelik yatırım yapmak, genç oyuncuları savaşan, sürekli kazanan bir takım haline getirmek konusunda adım atmak önemli ama çok daha önemlisi ve bu projeyi anlamlı kılacak şey kupa almak. Galatasaray'ın acil bir biçimde kupaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bu açıdan da Fatih Hoca'nın bu yayınladığı açıklamayı, deklarasyonu daha önce yazılı ya da sözlü olarak yaptığı açıklamalarda olduğu gibi eksik buluyorum. Ve bunun aradaki gerilimin bir tezahürü olarak ortaya çıkmış bir metin olduğunu düşünüyorum. Benim şahsi kanımda şöyle, evet burada bir olayın olduğu bir gerçek. Yani bir soğuk savaşın olduğu bir gerçek ama konuşulan projede şöyle bir şey söylüyor Fatih Terim satır arasında. Biz kupa konuşmadık diyor. Biz diyor burada yeni bir jenerasyon yaratıp Galatasaray'ın geleceğini konuştuk diyor. Şu anda diyor evet başarısızız, doğrudur ama diyor biz kupa konuşmadık diyor. O deklarasyonda onu söylüyor. Hocam biz diyor, çok özür dilerim, akademik kariyerinize istinaden böyle hitap ettim, affedin beni. Hocam siz yöneticilik yaptınız, sizin yöneticilik yaptığınız dönemde Galatasaray'ın kupasız sezonları kabul edilebilir nitelikte midir? Siz ben bir yönetici olarak bunu kabul edebilir misiniz? Bakın ben başında bir şey söyledim. Şimdi burada mühim olan şey şudur. Ne konuştuğunuz çok önemli. Eğer siz başında Fatih Hoca ile hocam biz kupada almayabiliriz. Biz hiç ama ben bir jenerasyon yaratmak istiyorum. Bu jenerasyonda işte Galatasaray aslında 92'den başlamıştı 96 jenerasyonla. 92'de başladığı gibi bir jenerasyon yaratacağım. Sonra birinci dönemde belki kupa almayabilirim. Ama ikinci dönemde kupa alacağım diye bir konuşma olup olmadığını bilmiyoruz Sayın Başkan'la Sayın Fatih Terim arasında. Şimdi Fatih Terim diyor ki çok açık olarak diyor ki mesele kupa değil diyor. Şimdi bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani eğer mesele kupa değilse yani ne konuştuğunuz önemli. Yani bizim olduğumuz dönemde yani ben tekrar yönetim kurulu olsam ben böyle bir şeyi konuşmam hiç kimseyle. Eğer konuşuyorsam da çıkarım açıktır. Derim ki taraftarlara biz
birinci sene şöyle yapacağız, ikinci sene şöyle yapacağız, üçüncü sene şöyle yapacağız derim. Şimdi yol haritasını neye göre yaptılar onu bilmiyorum. Eğer yol haritasını kupa almama üzerine yapıp sadece bir jenerasyon yaratma üzerine yaptılarsa ama biz bu jenerasyonu yaratırken kupada gelir dedilerse ayrı bir şeydir. Yok hayır kardeşim biz şampiyon olacağız ve en kötü ihtimalle şampiyon olacağız dedilerse ayrı bir şeydir. Ben onu bilmiyorum yani ama benim anladığım bu da Fatih Terim'in açıklamasından anladığım kupa konusunun konuşulmadığı eğer olursa olur ama esas şeyimizin jenerasyon yarattığı şeklinde Fatih Hoca'nın açıkladığı şey o. Ama bir soğuk savaş var mı? %100 var. Çünkü Fatih Hoca böyle şeyleri yani kimse sevmez. Ben de sevmem. Yani sonuçta Fatih Hoca'yı görevden alabilirsiniz. Ama bir soğuk savaş varsa bunu en iyi yürütebilecek, en iyi yönetebilecek kişi de Fatih Terim'dir. O kesin. Ayrıca Fatih, bakın 96, 97, 98 yılındaki Fatih Terim'le 2021 yılındaki Fatih, 2022 yılındaki Fatih Terim çok farklı. Niye derseniz şunun için çok farklı. O dönemde bırakır giderdi. Şimdi diyor ki siz beni görevden alın. Ben eğer diyorum ben bu metnin okuması, bu metnin final evet. cümlesi bize anlattığı temel vurgu bu değil mi? Ben bırakmıyorum. Evet, aynen o. Bırakmak söz konusuysa bu sizden gelecek bir hareket de olacak diyor yönetim. Ve bakın hem onu söylüyor hem de tekrar ediyorum. Bunun üzerinde de lütfen durun. Diyor ki ben sizinle kupa üzerine konuşmadım diyor. Ben jenerasyon yaratmak üzerine konuştum. Onun üzerinde duruyorum ama izninizle yeniden araya gireceğim ve size şunu sormak durumundayım. Elbette ki böyle bir konuşma vardır. Fatih Terim yalan söyleyecek değil ya yazılı açıklama yaptı. Hayır. Ama Galatasaray'ın da kupasız bir sezonu geçmesi kabul edilebilir bir şey değil. Biz kupa için elimizden geleni yapacağız demiştir taraflar. Her iki tarafta. Ancak mesele şu ki yani Galatasaray'ın hiç bu kadar 2010-2011 sezonunda 8. bitirmişti ligi. O sezonki kadar sezonun bu aşamasında kötü olacağını kimse hesap etmemişti. Problem bu. Belki tamam kupasız da geçirebilir ama elimizden geleni yapacağız. Genç oyuncularla kupa almak için denmiştir ve kesin net bir kupa hedefi konmamış olabilir. Bence bunu ifade ediyor Fatih Terim. Ama bu kadar da kötü olunmaz. Ligde bu kadar arka arkaya mağlup olmaz Galatasaray. Bu kadar puan kaybetmez. Türkiye Kupası'nda Denizli Spor'a elenmez. Yani sezonun bu aşamasında bu kadar kötü bir duruma gelmişse iç yarışma grubunda Türkiye'de o zaman böyle bir soğuk savaşın ortaya çıkması kaçınılmaz. Yani hedefleri ne şekilde belirlemiş olursanız onu. Şimdi bak bunların hiçbirine ben hiçbir sizin söylediklerinizin hiçbirine itiraz etmiyorum. Yani Galatasaray yani bir takıma Türkiye Kupası'ndaki bir takıma bu seviyedeki bir takıma elenmesini zaten konuşamayız. Yani böyle bir şey konuşulmaz. Herhalde Galatasaray'ın genç takımı falan çıksaydı o bile elemesi lazım gelen bir statü o. Onu hiç konuşmayalım. Yani onu hiç tartışmayalım bile. Kupa konusunda da şunu söyleyeyim. Bakın tekrar ediyorum. Kupa konusunda ben sizinle hemfikirim. Ne dedim? Eğer yönetici ben olsaydım ben böyle konuşmazdım. Yani jenerasyon yaratalım ama kupayla birlikte jenerasyon yaratalım derdim. Ya benim şahsi şeyim öyledir. Çünkü ben sizin felsefenizi bildiğim için özellikle bunu vurguladım. Çünkü siz bunu düşünüyorsunuz. Yani Galatasaray bir spor kulübüdür. Temel üretimi de kupa kazanmaktır, şampiyonluktur. Başka şansınız yok. Çünkü ekonomik olarak da ayakta duramazsınız. Ayrıca biliyorsunuz şimdiki varyantla tahmin ediyorum ikinci devre ben şimdiden söyleyeyim ikinci devre full olarak oynanacağına da çok inanmıyorum ben i̇şte, maçların. Süper futbol maçı var. Antalya Spor'da 3 tane enfekte olan futbolcu çıktı. Bugün çıktı. Her gün yenileri çıkıyor. Yani onun için şimdi bunların hepsi ekonomik olarak takımları aşağıya çeken seviyeler. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım bizim. Bunları hep düşünmemiz, öngörmemiz lazım. Ama burada ana hat olarak baktığımızda sizinle hemfikirim ciddi bir soğuk savaş var, konuşmalar var. Arada yapılan konuşmalar var ve o konuşmalara Sayın Fatih Terim atıfta bulunuyor. Bakalım Sayın Başkan ne diyecek ama bir gerçek var, bir gerçek var. Hep birlikte başaracağız sloganı şu anda sadece slogan olarak kalmış durumda. Esas mesele o bence. Esas mesele o. Çünkü siz daha birinci yani altıncı ayınızda iki tane yöneticiniz ki birisi başkan yardımcısı birisi genel sekreter istifa etmiş ve tekrar ediyorum genel sekreterinizin söylediği laf çok ciddi bir laftır.
mali, idari ve sportif olarak biz Sayın Başkan'la anlaşamıyoruz lafı, hele bir genel sekreter için söylenebilecek en son söylenecek bir laftır. Bunun üzerinde Galatasaray'ın çok durması lazım. İşte onun için de zaten sağ sonuçlarını eğer istiyorsanız, sağ sonuçlarını, demin siz benim yöneticiliğime vurgu yaptınız. Biz 96-97 yılında Sayın Fatih Terim şeyken, başkan, teknik adamken, Sayın Faruk Süren'in döneminde biz de kötü sonuçlar almıştık ilk başta. Ama şunu söyledik. Bakın şu söylediğimiz laf çok açık ve netti. Ya hoca, biz sana sonuna kadar güveniyoruz. Biz seninle birlikte geldik, seninle birlikte gideriz dedik. Yani 96 yılındaki açık çekimiz de o. Şimdi Sayın Başkan da ya diyecek ki hocaya, hoca biz seninle geldik, seninle gideriz, veya diyecek ki hayır hocam biz farklı düşünüyoruz diyecek, ama bir şekilde karar verecek başkan ve yönetim kurulu ve o kararı da kamuoyuyla paylaşacak. Ama verecekleri bu kararda bir proje olması lazım. Bakın Fatih Terim ne diyor? Biz başkanla oturduk, yönetimle bir proje yaptık diyor. E tamam, o zaman yeni bir projeye geçiyoruz demektir. O zaman başkanın da eğer Fatih Terim olmazsa o projeyi açıklaması, veya sezon başında Sayın Fatih Terim'le ne konuştular, ne ve nasıl bir proje yaptılar, kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapması lazım. Biliyorum. Sayın Başkan ve yönetiminin. Benim şahsi kanım böyle. Ben bütünüyle katılıyorum sizin söylediklerinize, ama yani sonuçların bu kadar kötü olacağını kimse tahmin etmiyordu. Kimse de istemez tabii, doğal olarak Galatasaraylı olan hiç kimse istemez. Ama işte sezon başında yapılan konuşmaları Fatih Hoca bu deklarasyonda bir kez daha dile getirerek aslında bu kötü sonuçları da bir gerekçe bulmuş oluyor. Ben böyle bir gerekçenin Galatasaray adına kabul edilemez olduğunu düşündüğüm için Fatih Hoca'yı eleştiriyorum, ama sizin söylediklerinize de katılıyorum. Marfiyen. Çok teşekkür ederim bize katıldınız. Eksik olmayın. Rica ederim. Benim için söylemek istediğim şey şu. Sayın Fatih Terim yeni bir insan değildir. Sayın Fatih Terim'in artı ve eksilerini en az benim kadar Sayın Başkan da biliyor. O nedenden dolayı Sayın Fatih Terim'le çalışacağınız zaman bazı sizin de prensipleriniz var Galatasaray olarak, ama Fatih Terim'in de prensipleri var. Bunları söylemeden önce, yani Fatih Terim'le çalışma isteğinizi söylemeden önce bunları gözden geçirip ancak öyle bir noktaya gidersiniz. Yoksa her zaman bir problem yaşarsınız. Daha önceki yönetimlerde de ana problem odur. Yani Fatih Terim'i değiştirmeye kalkarsanız problem yaşarsınız. Fatih Terim'le konuşmalarınız çok net olacak. Bakın bizim başarılı olmanın nedenimiz oydu. Çok net olacak ve onu da net olduktan sonuna kadar savunacaksınız, veya diyeceksiniz ki baştan hayır ben sizinle çalışmak istemiyorum diyeceksiniz. Bu da bir takdirdir. Onu da Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu takdir edecektir. Ben de çok teşekkür ediyorum. Senenin bu güzel bir gününde sizin programınıza katılmaktan çok mutluluk duydum. Herkese de iyi günler diliyorum. Eksik saygılar olmayı sunuyorum. Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Ahmet Özdağ'ndı. Kendisi Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Başkanı. Galatasaray'da uzun süre yöneticilik yaptı. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Değerli dinleyiciler, özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Benim çok sevdiğim büyük bir futbol adamı Sayın Rasim Kara bizimle birlikte olacak. Beşiktaş'ta başarıyla kalecilik yaptı, futbolculuğunda milli takımıza hizmet etti. Milli takım ve Beşiktaş düzeyinde de çok başarılı bir antrenörlük serüveni var. Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Direktörlüğü antrenör eğitimcisi olarak görev yapıyor. Bizimle birlikte özel röportaj bölümümüzde. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Özgürcüğüm, iyi yayınlar diliyorum. Eksik olmayın, yeni yılınızı tekrar kutluyorum hocam. Ben de hem sizin hem Radyospor ailesinin hem de bizi dinleyen bütün dinleyicileri hem selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum hem de mutlu yıllar, sağlıklı yıllar diliyorum. Eksik olmayın hocam. Ne dersiniz Süper Kupa maçı Beşiktaş'la Antalya Spor arasında seyir zevki açısından tempolu, heyecan verici olacak mı sizce? Bir defa sözlerimin başında Radyospor'un çok iyi bir dinleyicisiyim. Senin programını da hiç kaçırmıyorum. Eksik olmayın. Sevgili Barış Ertürk'ün liderliğinde
Radyo Spor tabii tarafsız yayınlarıyla herkesin ilgisini çekiyor, benim de çekiyor. İşte sabahları Ali Erim'le, Mert Elam'la, sonra sizlerle ve diğer emeği geçenlerin hepsini dinliyorum. Bu yüzden hepinizi kutluyorum. Sağ olun. Şimdi sizin sorduğunuz soruya gelince, tabii gönülden uzak ülkeler arasında bir yerde oynayacağız Süper Kupayı. Tabii benim kendi anlayışıma göre bu kadar mesafeli olmamalı, ara verilmemeli. Hemen ligin başında Süper Kupa finaline oynamak gerekir diye düşünüyorum. Gönlüm öyle istiyor. Şimdi baktığımız zaman ligde çok enteresan bir çizgide oynanıyor maçlar. Üst tarafta bir tuhaf oldu, alt tarafta bir tuhaf oldu. Kimin düşecek, kimin şampiyon olacağı aşağı yukarı belli ama düşecek takımlar, ikinci, üçüncü olacak takımlar, UEFA'ya, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar arasında bir inanılmaz mücadele var. Böyle bir durumda korona belasıyla da uğraşan kulüplerimizde maalesef yakalananlar var. O yüzden hem fiziksel açıdan hem zihinsel açıdan zor bir sezon geçiriyor kulüplerimiz ve oyuncuları. Bu böyle bir durumda bilmiyorum ne kadar ilgi çekici olacak. Tabii Beşiktaş iki şampiyonluğuna bir üçüncüsünü ekleme gayreti içinde olacak. Antalya Spor genç teknik direktörüyle işte ligde var olma mücadelesi veriyor çünkü puanı çok az ve onlar da bir Süper Kupayı müzelerine götürmek istiyor. Böyle bir kıyaslıya mücadele olacak. Kim baskın geliyor hocam maç öncesinde baktığımız? Yani baktığımız zaman Beşiktaş sanki daha yakın gibi ama Antalya Spor'un da çok süratli oyuncuları var özellikle orta sahada ve hücum bölgesinde. Yani ilk yarıdaki Antalya'daki 2-0'dan 3-2 dönen bir maç vardı. Burada çok enteresan goller olmuştu hatırlarsanız. 2-0'dan kurtarmıştı Beşiktaş. Yine buna benzer bir maç da olabilir. Evet. Süratli adamlarla Beşiktaş'ın en zayıf bölgesi şu anda göbekteki oyuncular, kimin oynayacağı belli değil. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna. Özgür Sancar, özel röportaj. Sayın Rasim Kara bir kez daha bizimle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nda çok önemli bir görev üstleniyor. Gelişim direktörlüğü, antrenör eğitimcisi olarak çalışıyor. Başarıyla biliyorsunuz Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yaptı. Milli takımlarda teknik direktör olarak çalıştı. Üst düzey bir futbol kariyerine sahip. Söylemeye gerek yok ama ben belirtme ihtiyacı hissettim. Hocam tekrar hoş geldiniz. Merhaba. Yani Süper Kupa maçı her iki tarafa da gidebilir. Yarın bakalım kim kazanacak ama Beşiktaş daha ağır gözüküyor. Peki Önder Karaveri'yi nasıl görüyorsunuz Beşiktaş teknik direktörlük pozisyonunda hocam? Yakışıyor şimdi, değil mi? Yakışıyor mu hocam? Yani ben yakıştırıyorum. Şöyle bir defa Sergen Hoca'nın ayrılması hikayesi Beşiktaş'ta böyle bitmemesi gerekiyordu. Geçen seneki olan çıkıştan sonra ve tabii Beşiktaş'ın kapısı Sergen Hoca'ya her zaman açıktır. Ama şu anda Önder Karaveli Hoca takımın başında gayet de güzel götürüyor bana göre. Ben Önder Hoca'yı çocukluğumdan itibaren tanıyorum. Şöyle ki benim daha önce oturduğum ev Fulya Stadı'nın karşısındaydı. Biliyorum. Hem aile olarak tanıyorum hem de oynadığı dönemden itibaren Serpil Hamdi Tüz'ün hocanın öğrencisi olarak biliyorum. Ayrıca ben yıllardır antrenör eğitiminde görev yapıyorum federasyonda biliyorsun ve bizim eğitimlerimizin hepsinde başarılı olmuştur. Bunun yanında zaman zaman bizim
grassroots veya daha değişik etkinliklerimizin içinde Önder Hoca'yı da kullandık. Yani ben şöyle düşünüyorum. Önder Hoca kendi yaşıtları, o akranları içindeki antrenörlerden hiçbirinden geri değildir. Hatta çok da bilgisi vardır. Kendisine özgüveni vardır. Bu açıdan benim daha evvel benimle röportaj yapan kanallara, gazetelere de söyledim. Yani şu anki 18 puanlı farkın kapanması çok zor. Böyle bir ortamda, mali krizlerin olduğu bir ortamında ben şahsen Önder Karaveli ile devam etmeyi uygun görürüm. Çünkü hem konuşmaları maç öncesi, maç sonrası yaptığı yorumlar, yaptığı değişiklikler ve çok kötü bir durumda takımı devralmış olmasına rağmen bu kadar toparlanması bakımından güven verdi. Ama tabii bunu Sayın Başkan Ahmet Nur Çevre ve Yönetim Kurulu karar verecek. Taraftar da zannediyorum benim fikrimde, onların yorumlarını da dinlediğim zaman bu kanıya varıyorum. Yani gayet başarılı bir hoca diye düşünüyorum ben. Sayın Rasim Kara bu önemli tespitleri yaptı Önder Karaveli ile ilgili olarak. Hocam şimdi size Türkiye'deki kalecileri de soracağım. Ersin başta olmak üzere ama bir son dakika bilgisi geldi. Florya'da Metin Oktay tesislerinde Galatasaray'da Galatasaray'ın başkanı Burak Elmas'la Fatih Terim görüşüyor ve 3 saattir bu görüşme devam ediyor. Bu görüşmenin ardından nasıl bir karar çıkabilir? Farklı sürpriz olarak değerlendirebileceğimiz karar, ayrılık. Onu kastediyorum. Ayrılık da çıkabilir. Siz Fatih Hoca ile milli takımlar düzeyinde birlikte çalıştınız. Kader ortaklığı yaptınız. Beşiktaş teknik direktörüyken rakiptiniz. Çok çekişmeli yarışmalara sahip oldu. Yani Fatih Hoca'yı iyi tanıyan, birlikte çalışmış, rakip olmuş bir futbol adamısınız. Fatih Hoca'nın bugünkü durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Sorabilir miyim? Yani Fatih Hoca'yı iyi tanıyorum. Galatasaray'da Sayın Başkan'ın seçilmesinde de belki Fatih Hoca'nın %100 etkisi vardı. Ligde ve kupada durum çok iyi değil. Kupa zaten elendi. Ligde de 19 puan gibi bir fark açıldı. Avrupa'da çok bunun tam tersi, müthiş bir şekilde devam ediyorlar. İnşallah da devam ederler. Tabii böyle olunca Galatasaray'da bazı çatlak seslerin çıktığını ben hem medyadan hem de sizin kanalınızda zaman zaman dinlediğimde böyle bir toplantının yapılacağı şeyini veriyordu zaten gelişmeler. Fatih Hoca tanıdığım kadarıyla kolay kolay işi bırakmaz ama iyi bir Galatasaraylı olduğu için de zarar görmeyecek veya görecekse bu fedakarlığı da yapabilir. Bilmiyorum. Oradan bir ayrılık çıkacağını tahmin etmiyorum ama ortak bir çözüm bulacaklar. Transferler konusunda belki de gelecekler, gidecekler, kimler gitsin. Bir revizyona gidilecek şeyini ben hissediyorum. Yani yaşlılardan, özellikle yabancılardan, bazı yerlilerden bir değişim olabilir. Çünkü planlı bir şekilde gençleştirme operasyonu yaptılar sezon başından itibaren. Ya bunların bir kısmı tuttu, bir kısmı tutmadı. Ben bir ayrılık çıkacağını tahmin etmiyorum. Radikal kararlar çıkabilir. Şu oyuncular gitsin, bunları alalım gibi öyle bir şey bekliyorum ben. Peki. Belki de transfer nasıl yapılabilir, hangi oyuncularla devam ediyoruz, hangi oyuncularla yolları ayıracağız vesaire, bunları müzakere ediyorlardır, olabilir. Ben öyle tahmin ediyorum. Hocam, evet. Şu anda Türkiye'de ilk yarı itibariyle ya da bu sezonun başlangıcı itibariyle en fazla gelişim gösteren kaleci, yerli kalecileri kastediyorum. Hangisi? Şimdi bak Özgür, zaman ne kadar var bilmiyorum ama biliyorsun Türkiye'deki kaleci antrenörlüğü 1994'te benim tarafımdan kuruldu. Tabii Şener Gözcük Başkan'ın, Fatih Hoca'nın falan destekleri, eğitim dairesinin destekleri çok fazla oldu. Ve 92'de 16 takım vardı ve Zafer Altay'da oynuyordu o zaman, Beşiktaşlı Zafer. Zafer evet. Yaşar Gaziantep'te, Hayrettin Galatasaray, Engin Fenerbahçe. Bizim milli takıma seçme, biz o zaman milli takımdaydık. Piontek de vardı, Fatih Hoca da vardı. Ve bu dört kaleciden seçmek zorundaydık. Oynayan
Sonra işte biz bu 94'te başladıktan sonra şimdi ne oldu? 20 takımdan 12 tanesi yerli kaleci oldu. Yani burada Uğurcan, Altay, Ersin, İrfancan, şöyle baktığın zaman Muhammed, Çengezer, Okan, hep genç kaleciler var. Tabii Ali Şaşal gibi, Ertaç gibi, deneyimli Günay gibi kaleciler de var ama yani baktığımızda Türk kaleciliğinin önünün çok açık olduğu, tabii ki hatalar yapılacak. Deneyimli kaleciler yapmıyor mu? Mesela ben size şunu söyleyeyim. PSV Eindhoven Galatasaray maçında bu sene sezon başında 7 gol yedi Galatasaray. Toplam 2 maçtı. Bu 7 golün 7'si de bizim eğitimlerimizde ders verilecek nitelikte. Hem muslera açısından hem savunmayla müşterek. Nasıl gol yenmez eğitimi değil mi hocam? Bir gol evet, nasıl yenmez? Hakikaten tam derslik. O yüzden kaleciler hata yapabilir. Dünyada da çok iyi kalecilerin kötü goller yediğini görüyoruz. Ayrıca Özgür sen de çok hatalı goller yemişsindir. Ben de yedim hatalı. doğru söylüyorsunuz hocam. Haklısınız. Ondan doğru. Sonra yani burada esprinin dışında baktığımızda gerçekten Türk kaleciliği açısından gurur verici bir tablo var. Eksikleri var. Bunlar giderilecek diye. Bir de Özgürcüğüm, şimdi UEFA'nın biliyorsun biz UEFA'ya bağlı ülkelerden bir tanesiyiz eğitimde de. UEFA B, A ve Pro lisanslarında biz UEFA'nın şeyini aldık. Geçerli notunu aldık. Pandemi olmasaydı bu iki sene öncesinde UEFA kaleci eğitimlerine de karışıyor. Benim istediğim dersler verilecek, benim istediğim şekilde çalışılacak, sınavı yapılacak gibi. Biz de şu anda onun hazırlığı içindeyiz. Yani şöyle bir durum var. 2023'e kadar, bu 2021'di işte pandemiden dolayı biraz erteleme oldu UEFA tarafından. 2023 yılında Süper Lig'deki ve 1. Lig'deki kaleci antrenörleri ve Şampiyonlar Ligi'ne ve Avrupa Kupalarına giden takımların kaleci antrenörleri sahaya çıkabilmesi için UEFA A lisansına, kaleci antrenör A lisansına sahip olması gerekiyor. Biz şimdi bunu almaya çalışıyoruz. Yani UEFA'nın da... Ne zaman sonuçlanacak hocam bu süreç? Şimdi biz bu A'yı almaya çalışırken UEFA 6 ay öncesinde UEFA B golkiperi, UEFA B kaleci antrenörlüğünü de ilave etti. O zaman önce UEFA B'yi alacağız, arkasından UEFA'yı alacağız. Biz zaten bu ben yaklaşık 5-6 tane uluslararası hem teknik direktör, antrenör eğitimleriyle ilgili seminere katıldım hem de bir o kadar UEFA'nın kaleci antrenör seminerlerine katıldım. Mesela 2 ay evvel Polonya'daki bir seminerden geldik. Ondan önce İspanya'ya gittik falan. Şimdi biz zaten eğitimlerimizde bu doğrultuda gerekli derslerin eğitimini veriyoruz. Şöyle bir durum var. Sen eski kaleci olduğun için teknik hangi sporu yapıyorsanız çok önemli. Yani teniste oynuyorsanız, voleybolda, baskette, futbolda, kalecide bütün teknikler çok önemli. Ama bu tekniği nerede kullanacak? Maçta kullanacak. O zaman en kısa zamanda teknik çalışmalar özel antrenman grubuna giriyor oyuncular için de. Ama bunları beceri ve oyunsal formlarda, fonksiyonel küçük olan oyunlarda, antrenman formları içinde, maç ortamında çalıştırmak gerekiyor. O yüzden bizim en büyük sıkıntımız geçmişte buydu. Şimdi biz bunu kapattık ve biz eğitimlerimizde de böyle yapıyoruz. O yüzden şimdiki kaleciler daha iyi duruma geliyorlar. Ancak şöyle bir sıkıntı var Özgürcüğüm. Konuyu açmışken onu seninle paylaşayım. Dinleyicilerimizle de. Şimdi altyapılarda yeterli tesis bulunmuyor biliyorsun. Yani Beşiktaş'ın bir tane altyapı sahası var. Galatasaray, Fener'in birer buçuk altyapı sahaları var.
10 tane yaş grubu var. 8'den 21'e, 19-21'e kadar. Bunlar aynı saatte okuldan çıkıyorlar. 4:30'da geliyorlar. Küçükler 1/4'te çalışıyor. Büyükler yarı sahada çalışıyor ve belirli sürede. Burada özel antrenman yapamıyorlar. Ayrıca normal takım antrenmanı da yapamıyorlar. Bunun için önce tesisleşme şart. Sadece kaleci açısından demiyorum, oyuncuların yetişmesi de. Zaten bu ekonomik koşullarda 4-4,5 milyar borca girmiş büyük takımlarımız, öbürleri de onların yarısına kadar girmişler ve tek çare altyapıya önem vermekle mümkün olacak, öyle gözüküyor. Ve tabii ki kaliteli sahalar olacak, kaliteli eğiticiler olacak. Kaleci antrenörü ikişer tane mecbur tutuyoruz şu anda altyapılarda. 10 tane yaş grubu var. Hangi birine gidecek kaleci antrenörü? Üçüncüyü alamıyorlar. İkinciyi aldıramıyoruz. Yani böyle bir sıkıntı içinde çalışılıyor. Buna rağmen böyle kalecilerimiz çıkıyor. Ben çok ümitliyim. Ben de kendimi çok iyi biliyorum. İyi bir teknik direktörüm. Tabii ki. Devam etmek için 12 senedir bana inanılmaz teknikler geldi. Ama ben bu işte diktiğimiz bir fidanın meyvelerini almanın mutluluğunu yaşıyorum. Hı hı. Daha da yaşayacağız hep beraber. Sen de bir kaleci olarak bunları zaten takip ediyorsun. Doğru hocam. Yakın bir zamanda Avrupa'nın iyi takımlarına gidecek kaleciler yetişecek. Ne bileyim, geçen sene Kayseri Spor Lig'de Burakan Doğan 18 yaşındaki Ren'e gitti. Hı hı. Hatta bayan kalecilerimizden Ukrayna'ya Vistroy takımına transfer eden bayan kalecilerimiz bile var. Bunların arkası gelecek. Bütün mesele eğitim. Herkesin takdir ettiği gibi. Hocam, ben bütün... Evet. Şu çok önemli kaleci performansları görüyoruz. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, İrfancan Eğribayat. Bu dört kaleciden Okan Gocuk da iyi oynuyor. Kiralık gitti Giresunspor'da, iyi performansı. Bu kalecilerden hangileri Avrupa'nın birinci sınıf takımlarında, örneğin İngiltere'de, Premier Lig'de, Chelsea'de oynayabilir? Tabii yeterliliğine bağlı olarak. İlk aşamada Uğurcan'ın gidip oynayabileceğini tahmin ediyorum. Ve diğerlerinin de çok eksiklerinin gideri. Mesela bugün geriden oyun kurma, kaleciye verilen pasla ilgili sıkıntılar yaşayan süper isimli kaleciler de aynı hataları yaptığını görebiliyoruz. Ve işte küçük yaşlardan itibaren zayıf ayağını da geliştirmesi lazım. Hatta sen çok iyi anlayacaksın, sağ elini kullanan bir kaleci sol eliyle de aynı şekilde yumruk vurabilmeli bu taraftan gelen topları, bilmem ne. Bu eksiklerini kaleci antrenörleriyle biz görüşme halindeyiz. Onlarla bu eğitimleri zaten veriyoruz. Bu ufak tefek eksiklerini giderirse bunun arkası da gelir. Mesela şu anda Ali Şaşalı alıp milli takımda oynatsa sıkıntı yaşar mı? Bence rahat rahat oynar hocam. Çok dengeli, çok soğukkanlı bir kaleci. Ertaş'ı al, oynat. Ne olacak yani Özgürcüğüm? Doğru. O yüzden mesela Rize Spor'da Gökhan var. Arkasında Tarık var. Evet. Haber var. Üçü de iyi kaleci. Bak. Evet. O zaman biz bu yaptığımız planlamanın meyvelerini almaya başlamışız. Daha iyisi olabilir mi? Tabii ki olur. O yüzden takımların savunma anlayışından da soyutlayamıyorsun. Sana bir şey söyleyeyim. Tamam. Beşiktaş 96-97 sezonunda bir sezonda 34 maçta 26 gol yedik. Tamam mı? Şu anda birinci devrede Beşiktaş 28 gol yemiş. Düşünebiliyor musun? Yani bir gol yediğin zaman iki gol atman gerekiyor. Bütün takımlar da iyi oyuncular alıyor ya. Yerlisi, yabancısı, baktığın zaman en alttaki takımın oyuncusu bile üst takımda oynayabilir en üstte. Böyle bir ortamda savunma anlayışını da iyi geliştirmemiz lazım. Bütün sporlarda savunma da çok önemli. Hı hı. Hem savunmayı hem hücumu birlikte çalışmak lazım. O yüzden kalecinin performansını takım savunmasından soyutlamamak lazım. Onun için
takımla birlikte çalışması lazım. Geriden oyun kurmadan bekler nereden nereye açılacak, stoperler nereye gidecek, orta sahalar nasıl top alacak, alan yaratarak bunları beraber çalışmış olmaları lazım. Maçta öbür türlü başarılı bir alışveriş ortaya çıkmaz. Aynı şekilde şutları engellemede, kanatlardan gelen ortaları engellemede de söz konusu. Değil mi? Doğru söylüyorsunuz. %100 haklısınız. Hocam, eksik olmayın, fazlaca zamanınızı aldım. Ama eğer izniniz olursa hoşgörünüze dayanarak şu son soruyu sormak istiyorum size. Tabii cevaplamanız mümkünse, değilse saygı duyarım her zaman olduğu gibi. Şimdi bir son dakika bilgisi var. Ajans Spor'un özel haberi. Bu haberde mahkemenin Fikret Orman'ın 2018 ibrasını iptal ettiği, böylece kulübü 510 milyon lira zarara uğrattığı iddiası da yargı tarafından desteklendiği bilgisi var. Şimdi yönetim ne yapacak bu konuda? Bakalım. Yeni bir soruşturma sürecinin açılması için hukuksal zemin oluşmuş anladığım kadarıyla. Tabii siz bir Beşiktaşlı olarak bu süreci yakından takip ediyorsunuz. Özgürcüm, ben bundan önceki divan yönetiminde var Sayın Yalçın Karadeniz'in başkanlığında ve biz bunları o zaman söyledik, bizi allem edip kallem edip uzaklaştırdılar ama şu anda tekrar Sayın Başkanımızın lehinde sonuçlandı şey, yani dönüş olabilir divanda da Yalçın Karadeniz ve ekibi olarak. Biz o zaman da söyledik bu şeylerin doğru olmadığı, gidişatın iyiye gitmediğini. Ama düşünebiliyor musunuz? İki şampiyonluk yaşamış başkan ve bir mabet gibi stat yapmış ve sokakta rahat dolaşamıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Demek ki bu mahkeme aşamasına da bu kadar gelmişse, mali kongrede de tartışılmışsa o zaman ve aklanmamışsa kimin ne suçu varsa çeksin. Teknik direktör başarılı olmadığı zaman ayrılmak zorunda kalıyorsa, değil mi? Başkanların ve yöneticilerin de takımın menfaati doğrultusunda hareket etmeyen olmuşsa onun cezasını da çekmesinden yanayım ben. Adaletli bir ortamın yaratılması lazım. Hocam, madem bu konuya girdik, ben bir son soru daha sormak istiyorum. Bu gerçekten son soru. Tamam. Kişisel anlamda birilerinin Beşiktaş üzerinden zenginleştiğini düşünüyor musunuz bu süreçte? Çünkü ortaya çıkan mahkeme kararları sabit. Bunlar değişmez. Yani transferlerde şaibeler var. Bazı özellikle yabancı transferlerde. Bir önceki yönetim döneminde, değil mi? Yani ben geçmişte de bazı şeyler duyumlarım var. Stat yapımında var. Bunlar zaten Mali Kongre'de de konuşuldu. Bunların ortaya çıkması mutlaka şart. Eğer yoksa Fikret Orman da alnını böyle açık vaziyette göğsünü gere gere çıksın dolaşsın başkan olarak. Ama eğer bir suçu varsa da ben çekmesinden yanayım. Kimin varsa. Anladım. Bakalım önümüzdeki süreç hukuksal anlamda bize neyi gösterecek? Sayın Rasim Kara sizlere seslendi. Özel röportaj bölümümüzde Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Direktörlüğü antrenör eğitimcisi ve Beşiktaş'ta başarıyla teknik direktörlük yaptı. Milli takımda öyle. Beşiktaş'ın kalesini yıllarca başarıyla korumuştu. Hocam, çok teşekkür ederim. Sevgili Özgür, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilere de selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Görüşürüz. En kısa sürede inşallah tekrar görüşürüz hocam. İnşallah görüşürüz. Sağ olun. Hoşça kalın. Ben çok yakın oturuyorum size. Doğru, biliyorum. Ben hatırlarsınız. Arabiya'dayım. Biliyorum. Fulya'da otururken Fulya'da gelmiştim. Görüşmüştük hocam Fulya'da. Sık sık, evet. Tamam. Görüşürüz en kısa sürede. Sağ olun. Hoşçakalın. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur. Oyna hep oyna. Bir kez hatırlatmakta fayda var. Florya'da toplantı halen devam ediyor. Galatasaray'ın başkanı Burak Elmas, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim 3 saati aşkın bir süredir toplantı yapıyorlar. Bu toplantının sonucunda ne çıkar? Tahminim var. Az önce paylaştım 3 aşağı 5 yukarı ama bence Rasim Hoca'ya katılıyorum. Az önce Rasim Hoca da benzer bir yorum yaptı. Planlama nasıl yapılmalı? Bir plan var ama bu plan çok daha detaylı bir biçimde nasıl hayata geçirilecek, bu konuşuluyor. Ayrıntılarıyla her şey müzakere ediliyor. Ben bu toplantıdan ayrılık kararının çıkma olasılığının varlığına rağmen bir ayrılık kararı çıkacağını sanmıyorum.
Bakalım neler olacak. Az sonra bununla ilgili bir toplantı yapacağız. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli maalesef Raşit Gezal'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı diyor. Sayısal eksikliğimiz var ama sahaya çıkan oyuncu sayısında eksiğimiz olmayacak. Beşiktaş'ın oyuncuları bugünler için var. Yarın oynayacak arkadaşlar da milli takım oyuncuları. Oynanacak kupa maçına hazır bir oyuncu topluluğu var elimizde. Kendimize güveniyoruz diyor Önder Karaveli. Bu arada Antalyaspor'da da 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Onlar da oynayamayacaklar. Trabzonspor yarın Edin Vişka ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak. İddia bu yönde. Vişka ve menajerin Nedim Hrapović Başakşehir'den ayrılırken maddi anlamda bazı haklarından feragat ettiler. Vişka maaş ödemelerini, Hrapović ise hak etmiş olduğu menajerlik ücretini sildi. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Haber özel. Haber özel. Değerli dinleyiciler, az önce bahsettiğim bir konu vardı. Edin Vişka Trabzonspor'a transfer olacak mı? Yarın transferin açıklanacağından bahsedilmişti Edin Vişka ile ilgili olarak. Edin Vişka'nın menajeri Nedim Hrapović. Zaman zaman görüştüğüm bir kişi. Ben onun sözüne güveniyorum. Çünkü bugüne kadar yanlış yapmadı, yalan söylemedi. Daha önce yaptığımız görüşmelerde biz Başakşehir'le sözleşme yenilemiştik. Dolayısıyla devam ediyoruz. İlgilenen takımlar var dedi. Bu programda canlı yayına çıkmıştı. Şimdi az önce kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Nedim Hrapović şu an için yayına çıkmasının doğru olmadığını ama birkaç gün içerisinde Radyo Spor orada canlı yayında konuşabileceğini söyledi. Peki durum nedir diye sorduğumda da hiçbir şey netleşmedi dedi. Şu anda hiçbir şey net değil ama birkaç gün içerisinde Edin Vişka'nın hangi takımda oynayacağı netleşecek. O zaman dedim ki sadece prosedürler üzerinde düşünüyorsunuz. Trabzonspor'a gidiyor Edin Vişka değil mi dedim. Hayır dedim. Sadece Trabzonspor değil, Trabzonspor dışında da ilgilenen takımlar var. Onlarla müzakerelerimizi yaptık. Şimdi son detaylar üzerinde düşünüyoruz. Birkaç gün içerisinde Edin Vişka'nın nerede top oynayacağı netleşecek. Ben de şu anda değil ama birkaç gün sonra gerekli açıklamayı yapabilirim diyor Nedim Hrapović. Haber özel. Haber özel. Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Bir Trabzonspor efsanesi. Teknik direktör Hüseyin Tok. Trabzonspor'un şampiyonluklar yaşadığı en başarılı dönemlerin golcüsü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Yeni yılınızı kutlarım hocam. Sağ ol. Sizin de kutlu olsun. Sağlıklı. Eksik olmayın. Umarım iyi başlamıştır yeni yıl hocam. İyi. Çok iyi. Yani sağlığımız yerinde olsun. Doğru. Gerisi güzeliz. Ne kadar çok artıyor bu koronavirüs vakaları hocam. Her yerde aynen, pat pat. Aynen. Çok dikkatli olmamız lazım. Evet. Haklısınız. Aslında yani bir hafta öncesiyle şimdiki arasında fark yok da işte sadece takvim değişiyor hocam. O da insanlara umut aşılıyor değil mi? Yani takvim değişince yeni şeylerin olacağı umudu. Yani o tabii her yıl yeni bir umutlarla girer ama en önemlisi tabii burada sağlıklı olmak lazım. Yani diğer sıkıntıları inşallah aşacağız diyelim. Herkese sağlıklı mutlu yıllar diliyorum. Şimdi hocam benim gördüğüm ki gazetelere de yansıyan, sosyal medyaya da yansıyan bu Edin Vişka Trabzonspor'a geliyor. Hatta iddia 2,5 yıllık anlaşma imzalandı kendisiyle ve yarın Trabzonspor'un bunu resmi olarak açıklayacağı yönünde. Yalnız az önce Edin Vişka'nın menajeri yıllardır onunla çalışıyor Nedim Hrapović ile konuştum. Kendisi de Boşnak. Dedi ki henüz netleşmedi. 2 gün içinde net konuşabiliriz, durum netleşecek. Sadece Trabzonspor değil, başka kulüpler de var görüştüğümüz diyor. Ne diyorsunuz siz bu işe hocam? Ya tabii bunu menajer olarak biz de duyuyoruz. Ya oldu olacak Trabzon tarafından sosyal medyada bilirse sosyal medya üzerinden bitti yaptığı Trabzon yerli gazeteler bu şekilde yapıyor ama tabii bunu Vişka'nın menajeri de çok iyi değerlendiriyor. Çünkü diğer kulüpler de talip olduğu zaman fiyat istersiniz yükselecektir. Yani burada ne kadar yükselecek, ne Trabzonspor veya diğer kulüpler nasıl karşılayacaklar? Bu çok önemli tabii. Vişka Trabzonspor için tabii Abdullah Hoca'nın olması bir avantaj. Trabzon tarafının belki bu yönde bir ağır basabilir ama ekonomik yönden olarak nasıl bir çözüm olur? Herhalde için şu ana kadar olmadığı için bunu da açıklayamadılar. Demek ki bir pazarlık konusu devam ediyor. Onun için de bekleyerek şu anda bugünden kesin konuşmak yanlış olur. Biz de sizin gibi sosyal medya, yerli basın, işte herkes hayırlı olsun, umut falan diyor ama biz her zaman için
bu işin içinde olan kişiler imza attıktan sonra böyle bir şey kesin oldu diyemeyiz maalesef. Siz olacağına inanıyor musunuz kişisel anlamda? Yani ben çok büyük, yani Trabzonspor'u zora sokacak bir şekilde olacaksa bence olmasın. Yani maddi yönden Trabzonspor'u sıkıntıya sokacak. Çünkü şöyle, şimdi zaten bir oyuncu Kuisi'yi aldılar. Bir tarafta Vakime var. O da Abdülkadir Ömür oynuyor. İşte diğer Canini oynuyor. Yani bir de burada... ihtiyaç var mı değil mi hocam? Onu düşünmek ya. Edin Vişka tipinde bir oyuncuya Trabzonspor'un ihtiyacı var mı şu anda? Ya Vişka'nın kalitesini yönden var yani. Çok acil olarak yok. Mesela anladım. Bir sol bek gibi yok. Stoper gibi yok. Anladım yani, dediğinizi. Yani onlar yani, daha acil mevkiler ama Edin Vişka gibi bir oyuncu gelirse mevcut oynayanlardan çok daha fazla yardımcı olur takıma. İleri götürür. Kalite olur. Yani burada belki şeyde şimdi Vakayeme'yle anlaşma yapılmadı. Vakayeme'yi çok para isterse onu şey yapmayabilirler. Yani anlaşmayabilir kulüp. Çünkü çok para istiyor çünkü Vakayeme. Belki onu gözden çıkarabilirler yani bu durumda. Onun için bu şekilde düşünüyor. Yani bir de Trabzonspor'un yerli oyuncu oynatması lazım. Zaman zaman Abdülkadir Ömür'ü mesela yerli oyuncu diye sağ kenarda oynatıyor. Niye? Üç kişi oynatması lazım. Onun için bu ara stoper olarak yerli bir oyuncu bulmaları lazım Trabzonspor'un. Kaan Ayhan için belki bastırıyla onu da bilmiyorum ama muhakkak bir kaleci Kayan Ayhan oynarsa, alınırsa zaman Trabzonspor yerli oyuncu eli de kuvvetlenmiş olur. Yani alternatifli olmuş olur. Onun için Solbek geldi zaten. Bu açıdan yerli oyuncu da çok değer kazanıyor bu konuda. Hocam, Kaan Ayhan o zaman çok ciddi bir biçimde somut olarak Trabzonspor'un transfer gündeminde Ocak ayında. Yani ben en önemlisi bu. Ya sol bek yerli olacak diyor. Bu olmadı. Ya stoperi artık yerli olması şart oldu yani. Elzem oldu gibi. Samet Adana Demirspor'daki stoper o da gündemde mi? Yani onu bilmiyorum. Şimdi şu anda yerli oyuncularla yani bir takım kendi oyuncusunu niye versin? Sonra yani benim şahsi görüşüm Trabzonspor'un şu anda şampiyonlukta çok büyük avantajı var ve ona en yakın olarak da benim şahsi görüşüm Başakşehir'dir. Hı-hı. Yani Başakşehir burada bu futbol şampiyonluğa yani diğerlerinden daha çok yakın olduğu için diyorum. Niçin verir? Ben onu da anlamış değilim. Para için verir. O para da yani bugün Trabzonspor'un harcaması gereken para mıdır? Minimum 3 milyon euro olduğundan bahsediyor. Bir dönem 7 milyon euro demişlerdi. Yani ben seviyeye söylediler bu rakamı. Seviyeye hemen geri adım attık. Görüşmedi bile. Ondan sonra. Yani. O kadar olmaz ama 3 milyon euro da çok değil mi hocam? Yani 3 milyon da çok şu anda. Tek kendi kulübüne verecek değil mi 3 milyon lira? Tabii. Kendine yani, değil. Sözleşmesini feshetmek için kulübüne verilecek para kendiyle ayrı anlaşma yapılacak. Genci de ona yakın bir paradır. Bu fazla Trabzonspor için fazla olur. Yani para için dediğiniz gibi daha önce çok daha büyük meblağlar konuşuluyordu. Şimdi aşağı yendi. Demek ki mali yönden bir sıkıntı var demek ki Başakşehir'de. Veriyor. Yoksa en iyi oyuncusunu niye versin Başakşehir? Yani bu şekilde bir durum var. Yani işte Emre Belezoğlu onun hakkında farklı düşünüyordur. Onun yerine başka bir oyuncu almak istiyordur. Bu dönemde satışı mümkünse satalım falan diye de düşünüyor olabilirler. Ama ben sizin de ifade ettiğiniz gibi hocam Trabzonspor için bunun gereksiz bir harcama olduğu kanaatindeyim. Yani büyük paraya bence öyle. Çünkü Vakame olduğu bu sürece alınan kuyusu da bu konuda herkesin tarafından çok met ediyorlar. Hayduk Split'te izlemiş Hayrettin Demirbaş. Harika bir oyuncu transfer etti Trabzonspor diyor. Yani aynı yerde Abdülkadir Ömür de orada oynuyor. İşte Canini oynuyor kenarlarda. Yani dediğim gibi daha acil olan yerlerde oyuncu ya stoperlerin sakatlandı. Oraya bir oyuncuya muhakkak ihtiyaç var Trabzonspor'un. Gelecek senelerin takımlarını yapıyor ama bu da yaş ortalaması da gitgide Trabzonspor'un artıyor. Biraz da gençlere de yönelmesinde fayda var diye düşünüyorum. Hocam dün gelen sol beki nasıl değerlendireceksiniz? Irakli Azarovi. Tabii ben şöyle aldığım tabii bilgilere göre Batum takımında oynayan Gürcü milli takımında sol bek olarak ilerisi için çok kendisini geliştirebilecek bir futbolcu olduğu söyleniyor. Ofansif yönü iyi, çabukluğu iyi diyorlar. Ben de başka yani güvendiğim kişilerin bilgisine dayanarak söylüyorum. Bu şekilde. Hem de onların bize uyum sağlaması çok daha kolay oluyor. Biliyorsun Gürcüler önceden açılan şota gelmişti bize. Bu da çok yakın komşu ilimiz sayılır yani.
O bakımdan bir acemilik çekeceğini zannetmiyorum. Yani umarım ki oynar. Çünkü Solbek'te bir türlü istenilen verim alınamadı. Gerçi orta sahadan bozma, sağdan sola bozma falan oyuncularla Trabzonspor orayı kapatmak istedi ama bir türlü istediği verimi alamadı. Hem sakatlıktan dolayı hem performans dolayısıyla. İnşallah bu giren yeni genç arkadaş orada kendini geliştirerek hem kendi için hem Trabzonspor için faydalı olur. Peki. Sayın Hüseyin Tok, fikirlerini sizlerle paylaştı Trabzonspor bölümümüzde. Hocam var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yok, iyi seneler diliyorum. Sağlıkla ince seneler herkese diliyorum. Yeni sezonun Türk futbolunun hayırlı olmasını diliyorum. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim yardımlarınızdan dolayı. Ben de teşekkür ediyorum. İyi günler. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları ve teknik direktör arayışı devam ediyor. Bir yandan da iç transfer konusunda görüşmeleri var Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli ekipten sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek olan kaleci Berke Özer Fransa ve Almanya ekiplerinin radarında bulunuyor. Gelen haberler bu yönde. Roma'nın da oyuncuyu izlediği iddia edilmişti. Salih Uçan'ın eski menajeri Salih Uçan'ın hala menajeri Ömer Koray Uzun, biliyorsunuz Roma ile iyi ilişkileri olan bir temsilci. Dolayısıyla bu haberlerin doğru olabileceği kanaatindeyim ki kendisinin şu anda çok yoğun bir görüşme trafiği içerisinde olduğunu öğrendim. Bu iddialarla beraber Fenerbahçe Berke Özer'le görüşmelerde sona yaklaştı. Son görüşmesini Başkan Ali Koç'la yapacak olan Berke 3,5 yıllık anlaşmayla beraber takımda süre alma konusuna da önem veriyor. Fenerbahçe 2018 yılında Altın Ordu'dan transfer oldu ve Fenerbahçe o dönem itibariyle Altın Ordu'ya 2.5 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödemişti. Bir süre Westerlo'da Belçika 2. liginde forma giydi ki oraya gitmiş ve Westerlo'da banko top oynamış olması çok geliştirdi gerçekten Berke'yi. Berke Özer Altay Bayındır'ın 30 Ekim'deki Konyaspor maçında sakatlanmasından sonra Fenerbahçe kalesini devraldı. Diğer yandan iç transferde Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'le de yeni sözleşme yapmak konusunda görüşmelerini sürdürüyor Fenerbahçe yönetimi. Berke ile ilgili yapabileceğim tek eleştiri, heyecanına bazen yenik düşüyor. İlk başlarda bu daha fazlaydı. Zamanla maç oynadıkça bunu yenmeye başladı. Olması gerektiği gibi çok daha fazla şey yapmak istiyor. Bazen rakibi, yani daha doğrusu kendi takım arkadaşları, özellikle stoperler rakiple boğuşurken çıkıp müdahalede bulunmak istiyor. Oysa kalecilikte temel kuraldır. Eğer kendi oyuncun, savunma oyuncun rakiple birebir mücadele içerisindeyse yüzü kaleye dönükken orada müdahale etmemelisin. Çünkü kendi oyuncunu da takım arkadaşını da bozup rakibe avantaj sağlayabilirsin. Buna benzer bazı hatalar oldu ama genel itibariyle iyi bir performans sergiliyor. Özelliği olan bir kaleci çok daha geliştirecektir kendisini. Sevgili Yusuf Tursun Fenerbahçe bölümümüzde bizimle birlikte usta kaleci Fenerbahçe'deki gelişmeleri bütünüyle takip ediyor. Fanatik'te yazıyor. Yusuf abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar. İyisiniz umarım. İyiyiz valla. Hava bugün çok güzel. Ne güzel, evet. Yazdan kalma bir gün. Pastırma yazı değil bro diyorlar. Benim bildiğim pastırma yani, yazları Kasım ayında belli aralıklarda olurdu ama şimdi Ocak'tayız. Bahar havası gibi. Evet, gerçekten güzel. Takımlarda enteresan. Fenerbahçe'de çalışıyor ama bu arada Fenerbahçe'de çok sakat var. Bugün şöyle bir baktığımızda 9 tane oyuncu bugün antrenmana katılmadı. 9 tane oyuncu. Nesi var onların? Ya çoğunun bunları büyük bir ihtimalle tabi o Altay hariç diğerleri oynamayacak durumda değiller ama işte ağrıları var. Özel programda eksik yerleri olan oyunculara özel programlar vermiş. Onlarla çalıştığı için 9 tane dedim. İşte Novak olsun, diğerleri Gustova, yani Altay, Berisha, yani bunların takımla çalış büyük ihtimalle yarın itibaren başlarlar ama yani bugün gördüğüm kadarıyla 9 tane oyuncu takımdan uzakta vardı. Sevgili Yusuf Tursun bu bilgiyi aktardı. Yusuf abi ne dersiniz? Ya bu arada Fenerbahçe'nin ikinci yarı için hazırlık çalışma programı nedir? Devam ediyorlar. Her gün şu anda sabah çalışıyorlar. Şeye kadar devam edecek. Hafta sonuna kadar devam edecek. Tabii maçlar eğer bildiğim kadarıyla Beşiktaş bir seyir istemiş. Bir 15 gün erteleme istemiş herhalde. Yoğun hastalıklardan dolayı. Eğer olmasa Fenerbahçe çalışmasını hafta sonuna kadar sürdüreceğiz. Cumartesi günü çalışacak. Pazar da çalışacak. Pazar günü zaten maçları. Ama ertelememişse bilmiyorum, belki ne yapacaklar. O zaman belki bir hazırlık maçı yaparlar.
Yani o durumda var şu an, rahatsızlık biliyorsun arttı. Çok arttı işte. Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş'ta bir sürü Antalya Spor'da. Tabii onlar da bildiğim kadarıyla 8-9 tane oyuncuları yok. Siz de doğru söylediniz. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüs vakaları sonrası Süper Lig'de ikinci yarının 15 evet. gün geç başlatılması için evet. Türkiye Futbol Federasyonu'na talepte bulundu. Bakalım yani, kabul görecek mi? Olabilir çünkü diğer takımlarda da bayağı var. Sadece futbol değil, basketbol, voleybol. Var evet. Doğru söylüyorsunuz. Hepsi yani ondan dolayı. Belki bir hafta 15 gün olmaz da bir hafta kaydırabilirler. Doğru. İşte bu ara Fenerbahçe'nin başkanı da biliyorsunuz şu anda. Nasıl durumu herhalde. Ali Koç'un? İyiymiş kendisi, bir sıkıntı yok. Evde karantinada devam ediyor. Bu arada bildiğim kadarıyla çalışmalarını sürdürüyorlar ama herhalde ilk şey maça yetişmeyecek yeni hoca. Hmm. Daha sonra belli olacak. Araştırıyorlar. Yani kim derseniz ya hep isimler var ama ben daha önce de size söylemiştim. Yine söylüyorum. Yine sürpriz bir hoca da olursa kimse şaşırmasın yani. Aklınızda var mı sürpriz? Herkesi şaşırtacak yani bir isim? Yani vallahi yok. Geçen sefer hiç aklımıza gelmedi yani Victor Pereira. O geldi. Şimdi şu anda öyle bir sürpriz kimsenin tanımadığı bir hoca da getirirlerse de kimse şaşırmasın yani. Kovac diyorlar. Monaco'dan ayrıldı. Yani Kovac çok bilinen biri o yani. Çok takımı çalıştırdı. Sürpriz değil. Tabii yani şey daha önce de ilgilenmişti Fenerbahçe bildiğim kadarıyla. Evet İbrat yani İbrat Milli takımında çalıştırdı. Bence sürpriz olmaz gelirse de. Uğraşıyorlar yani. Minic var işte. Ne bileyim, ben dev olacağını istemiyorum. Devin artık yavaş yavaş devre dışı kaldığını düşünüyorum. Acele etmiyorlar. Diyeceksin ki şimdiye kadar hep hata yaptılar, acele ettiler. 20 saatten sonra hata bilmiyorum. Puan farkı olmuş 14 saatten sonra hocayı getireceksin. Transfer başlayacak, transfer yapacaksın. Sanki böyle gidecekler yani. Belki bir sezon sonuna kadar bir bulurlar mı? Ben İsmail Kartal'la da konuştum. Ondan da herhangi bir şey yok. Yani şu ana kadar hiçbir kimseyle görüşmemiş, aramamışlar da. Yani dediğim gibi bekliyorum bakalım neler olacak. Hı hı. Sevgili Yusuf Dursun bu bilgiyi aktardı sizlere teknik direktör arayışı konusunda. Berke Özer, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler. Bu dört futbolcuyla da yeni sözleşme yapıyor mu Fenerbahçe? Görüşmeler ne aşamada sizce? Ya tam şey değil ama olacak sanki, onların hepsiyle anlaşma olacak gibi geliyor. Anladım, hepsiyle anlaşma. Berke de dahil olmak üzere. Evet evet evet, onlar Fenerbahçe onları bırakmaya niyeti yok. Zaten Ferdi biliyorsun milli takımı da tercih etti. Evet. Tamamen önü açıldı onun için. Onlarla mukavele uzatacaklar gibi duruyor. Berke'ye Roma dahil olmak üzere birkaç kulübün talip olduğundan bahsediyor. Evet. Böyle bir iddia var. Duydunuz mu? Doğru mu? Evet evet evet. Onu geçen hafta ben hatta şey yaptım, yazdım bir ufak gazeteme de. Var öyle bir şeyleri var. İzliyorlarmış. Daha tabii yeni başlamışlar takibe. Biraz daha izleyecekler herhalde. Sezon sonu bakarsın Fener'in kapısını çalabilirler. Peki. Var mı Fenerbahçe'nin gündemine dair ekleyeceğiniz bir başka şey Yusuf abi? Bizim gibi şu anda tabii maçların artık başlamasını bekliyorlar. Bir yerden de bakalım ne olacak, göreceğiz hep beraber. Tabii, sıkıntılı günler Fenerbahçe için, tabii sıkıntılı günler şu anda, o kadar şey değil yani futbol takımı olarak. Haklısınız. Sayın Yusuf Dursun bu bilgileri aktardı sizlere. Kendisi yıllardır Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor. Fanatik'te yazıyor. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Değerli dinleyiciler, bir kez daha hatırlatalım. Florya'da bir zirve var. Aslında zirveler bitmiyor. Galatasaray'da son günlerde çok sık bir araya geldiler. Devam ediyorlar gelmeye. Fatih Terim'le Burak Elmas, Galatasaray Kulübü Başkanı, Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü. Şimdi bu toplantıdan sonra, çok uzun süren toplantıdan sonra nasıl bir karar çıkacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Bu arada Fatih Terim'in de bir deklarasyon yayınladığını hatırlatalım. Fatih Terim'i iyi tanıyan isimlerden bir futbol adamı Bülent Albayrak bizimle birlikte. Bülent abi hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi seneler. İyi seneler dilerim. Fatih Hoca bir açıklama yaptı. Bunu biliyor musunuz? Biliyorum, evet. Şimdi okudum belli planlar dahilinde oluşturulan dedikodu içerikli paylaşımları büyük bir dikkatle takip ediyorum diyor. Ben ayrılmam diyor. Bizim bir projemiz var. Bu projeye sadık bir biçimde yolumuza devam ediyoruz diyor. Ne diyorsunuz? Valla köpekler istedi diye atlar ölmez. Hatırlıyorum bu sözü bir yerde. Lucescu söylemişti yani, ilk kez. Hatırlıyorum, evet. Evet. Ben de şimdi söylüyorum. Köpekler istediği diye atlar ölmez. Evet. Fatih Terim öyle kolay vazgeçilecek bir teknik adam değil. Hı-hı. Kaldı ki bu yönetimin şu anda burada olmasına da vesile olan adamdır Fatih Terim. Yani seçilmesi. Başkanın seçilmesine. Tabii yani bir de bir plan program dahilinde bir uzun vadeli plan yapılmışken bu vadeli planı hocanın bırakıp gideceğini hiç zannetmiyorum. Yani hı-hı, çünkü hoca o planı programı yapmıştır. O plan programın dahilinde yürüyecektir. Evet, başarılı sonuçlar alındı ama
o başarılı sonuçtan alındığı dönemde Fatih Hoca kulübede değildi. Bir teknik adamın kulübede olmaması bir takım için çok önemli eksiklik. Yani büyük eksiklik. Fatih Hoca kulübede... konusuysa çok daha büyük bir eksiklik. Çünkü çok. Duygusunu anında futbolcusuna yansıtan, aynen, doğrudan aktaran bir teknik direktör. Aynen. Etkiliyor yani saha içini. Çok etkiler. Ben futbol oynadığım için biliyorum. Yani Fatih Hoca'nın da çok farklı bir teknik adam. Yani orada olması çok önemli. Orada oyunu yönetebilmesi, kulübeden verdiği enerji çok farklı. Son 5 maçta ceza alması bu kötü sonuçlarında gelmesine biraz sebep diyebilirim. Sayın Bülent Albayrak Ankara'da çok köklü kulüplerde başarıyla forma giydi. Ülkemizde değişik takımlarda forma giydi. Ankara Gücü teknik direktörüyken Fatih Hoca teknik direktörle yeni başladığı dönemlerde siz PTT'de mi oynuyordunuz Bülent abi? Evet. Doğru. O dönemden itibaren iyi tanıyorsunuz Fatih Hoca'yı. Tamam, güzel, her şey güzeldi. Niye Galatasaray bu kadar kötü sonuçlar aldı? Nasıl yorumlamak lazım bir futbol adamı olarak? Burada biraz talihsizlik de var. Yani, ama futbolun içinde bunlar var. Yani futbolun doğasında var. Yenersiniz, yenilirsiniz, kaybedersiniz. Ama tabii ki Galatasaray gibi takımın bu kadar arka arkaya kötü sonuçlar alması hiç de normal değil. Ama bu çözülmeyecek de bir problem değil. Hı. Çünkü baktığınız zaman Avrupa'da Galatasaray inanılmaz iyi top oynuyor yani. Müthiş oyun oynuyor ama Türkiye'de işte en büyük etkenlerden biri dediğim gibi hocanın dışarıda kalması. Yani 5 maçlık ceza Galatasaray takımı inanılmaz etkiledi. Ha, bu çok da şey midir? Ama etkiledi. Kesin mi kesin etkiledi? Ama bunu düzeltirler mi? Fatih Hoca düzeltir. Yani Fatih Hoca'nın şimdi antrenörlük görecelidir. Derler işte antrenörlük göreceli bir iş. Ama Fatih Terim göreceli bir değil. Yani Fatih Terim artık yapacaklarını yapmış, her şeyi başarmış bu ülkede. Yani göreceli bir nesnel. Ne yaptığı belli, tavrı tutumu yani, belli. Aynen. Yapabilecekleri belli. Kesinlikle. Çünkü Fatih Terim göndersen kimi getirecek? Bence asıl sorulması programı, gereken soru bu. Doğru soru bu. Aynen. Yani planlı programı daha devam ettirebilecek. Yani Galatasaraylı üst düzeyde işte böyle bir teknik adam bulmak çok zor. Fatih'in yani, bir de bırakılacağı zaman zaten kendi bırakır. Yani o Galatasaray'a zarar vermez. Yani. Asla böyle bir şey yapmaz. Eğer bırakması gerekiyorsa zaten hadi eyvallah der, çeker gider. Fatih'in teknik direktöründen önce bir defa adam oğlu adamdır. Yani o hiçbir şeyi ne paraya ne pula ne bir şey böyle şeylere bakmaz bile yani. Hadi eyvallah der gider. Hı. Yeter ki oraya zarar vereceğini hissettin ki orada bir şey olmayacağına göre Galatasaray'a zarar vermeyeceğine göre. Hı. Ben Galatasaray'ın başarılı olacağını inanıyorum. Öyle şu Avrupa'da ne çok diyorsunuz? Önemli işleri başarabilir. Şimdi Şampiyonlar Ligi takımları da gelebilir Galatasaray'a. Muhtemelen onlar playoff'u geçecekler. Şubat'ta son 16 turunda Barcelona, Leipzig, Sevilla Galatasaray'ın rakibi olabilir. Ne diyorsunuz? Onları da geçip ileri turlara gidebilir mi Galatasaray? Gidebilir. Galatasaray Avrupa'da inanılmaz bir oyun. Bir de şurada, burada bir şey daha söylemek istiyorum. Bu görsel basında işte falan işte Fatih Hoca bıraksın falan filan. Fatih Hoca çok net eminim mobbing yapıyorlar. Birilerinin planı çerçevesinde mi bu iddialar, net, bu haberler, yorumlar ortaya çıkıyor? Net. Net eminim. Yapan da bir iki tane menajer. Net eminim hem de. Bir iki tane menajer. Bunlar ne istiyorlar, aynen, bu menajerler? Bülent abi. Galatasaray kulübüne girmek istiyorlardır ama Fatih Hoca'nın olduğu yere onlar giremiyor. Fatih Hoca olduğu için onlar, yani, futbolcu satamıyor Galatasaray'a. O yüzden Fatih Hoca'nın gitmesini istiyorlar. Kesin, net eminim mobbing yapan onlar. Anladım. Net yani. Biliyor musunuz bunların isimlerini, kim olduklarını? Ben biliyorum. Biliyorsunuz da ama yayında açıklamak istemezsiniz. Ya burada mahkemelik oluruz. Mahkemelik. Ama biz ama kendi aramızda biliyor, konuşuruz bunu Bülent abi. Muhakkak. Yani futbol camiasında insanlar bilir bunu. Fatih Hoca da biliyor. Ben de biliyorum. Tahminimce. Ben de biliyorum kimleri kastettiğinizi. Yani, neyse. Yani bunu yapan onlar. Onlar yönetime yakınlar. Buradan mobbing yapıp hocayı sinirlendirip bıraktırmaya çalışıyor ama hoca öyle bir şeyi yarı yolda bırakacak falan asla bir adam değil. Onların öyle bir amacı var. Bobik yapmak, işte kendi topçusunu satmak falan vesaire. Başkasının başka amacı var. Yönetici olanın başka amacı var. Ben şunu anlamıyorum. Şimdi elbette ki eleştirmek bir haktır. Eleştiri sınırları içerisinde kaldığınız zaman, ama Fatih Hoca bıraksın gitsin, miadı doldu demek de bir eleştiri olmuyor, karalama oluyor. Yani cüretkar bir davranış oluyor. Eleştiriyi aşıyorsun. Dolayısıyla bırakırsa zaten kendi iradesiyle söyler, bırakır. Kimse bıraksın diye bunu eleştiri adı altında söyleyemez. Ben kendimde bunu hak görmüyorum. Ya şimdi bizim insanlarımız çok değişik. Yani farklı. Farklı mecralara çekebiliyorlar farklı şeyleri. Şimdi bu Fatih Terim yani normal işte Galatasaray'a gelmiş çalışmış 3 ay 5 ay çalışmış bir teknik adam değil ki yani. Yani bu kulübe yaşatılabilecek her şeyi yaşatmış bir teknik adam. Yani
demin dediğim gibi yani teknik direktör görecelidir. Ama Fatih Terim asla ve asla göreceli bir adam değildir. Göreceli bir teknik adam da değildir. Çünkü Fatih Terim Galatasaray'la her şeyi başarmış bir teknik adamdır. Oradan yurt dışına gitmiş, çok önemli takımları çalıştırmış. Yani kaç tane bizim teknik direktörümüz gitmiş İtalya'da çalışmış? Kaç tane? Yani ilk defa kendi değerlerimize sahip çıkmamız lazım bizim ilk önce. İlk yapmamız gereken şey kendi değerlerimize, kendi önemli insanlarımıza değer vermemiz lazım. Bu Fatih Terim yani sorulması adam bir teknik adam değil yani. Sayın Bülent Albayrak, önemli bir futbol adamı, Fatih Terim'i çok iyi tanıyan isimlerden bir tanesi, fikirlerini sizlerle paylaştı. Bülent abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi seneler dilerim. En kısa zamanda görüşürüz. İnşallah. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi seneler. İyi seneler. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Beşiktaş'ta Antalya Spor Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecekler. Ev sahibi Beşiktaş 2 kupanın sahibi geçen sezon Süper Kupa maçı virüs vakalarının gölgesinde oynayacak. Beşiktaş'ta 9, Antalyaspor'da 4 tane eksik var. Koronavirüsle enfekte olduğu için bazı sporcular. Beşiktaş'ta koronavirüse yakalanan Oğuzhan Özyakup Katar'a gidememişti. Raşit Yazıl'ın test sonucu da pozitif çıktı. Maç kafesinde bulunan Cezayir futbolcu 10 gün boyunca Katar'da karantinada kalacak. Bununla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçi kadroda olmayan futbolcular. Sakatlıktan Gökhan Töre ve Enkudu da forma giyemeyecek. Antalya Spor'da Süper Kupa maçına 4 eksikle gitti. Bir futbolcunun testi pozitif çıkarken temaslı 3 oyuncu da kadroya dahil edilmedi. Toplamda 4 tane eksiği var Beşiktaş maçı öncesinde. Biliyorsunuz Katar'da Doha kentinde oynanacak ve çarşamba günü yani yarın 20.45'te başlayacak bu karşılaşma. ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Radyo Spor her zaman olduğu gibi bütün ayrıntılarını sizlerle paylaşacak bu karşılaşmanın. Değerli dinleyiciler, bir kez daha Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Fenerbahçe'nin etkin isimlerinden eski yönetim kurulu üyesi Sayın Rahmi Eyüpoğlu bizimle birlikte. Rahmi abi hoş geldiniz, mutlu yıllar. Hoş bulduk. Herkese iyi günler, iyi seneler. Nasıl geçti? Mutlu bir yıl diliyorum. Yılbaşı akşamı. Valla bizim için iyi geçti. Oğlum geldi çünkü yurt dışından. Sevindirdi bizi. Ailece olunca keyifli oluyor. İnşallah tüm dinleyenler için de güzel ve özellikle sağlıklı bir yeni yıl olur. Harika, çok sevindim. Nerede okuyor oğlunuz? Oğlum Kanada'da, Vancouver'da UBC Üniversitesi'nde. Şu an Fen Fakültesi'nde. İsteği tıp fakültesine geçmek. Ne güzel, ne güzel. Onun için notlarını iyi tutması lazım. Hı hı. Bir de 3 sene sonra bir sınava girecek tıp fakültesine geçebilmek için. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Harika. Vancouver Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın bir bölgede değil mi? Bildiğim kadarıyla. Seattle'a yakın. Hı hı. Aşağıda Seattle var. Vancouver'da onun biraz yukarısında. Hı hı. Ama dünyada yaşanacak birkaç şehir var diyorlarsa bir tanesi de orası. Evet, doğal güzellikler açısından. Özellikle. Ben daha görmedim. Çok da istiyorum gidip görmek ama anlattığı kadarıyla keyifli, güzel bir şey. Harika. Sayın Rahmi Eyüpoğlu bizimle birlikte. Ne diyorsunuz teknik direktör arayışları konusunda? Ne diyeyim? Yani bu rezalete daha ne denir ki? Yani ne denmeli ki? Yazık oluyor. Bu kadar inanarak ve isteyerek destek verdiğimiz Sayın Ali Koç Başkan'ın ve oluşturduğu yönetim kurulunun Fenerbahçe'yi bu kadar yıpratmaya hakları var mı bilemiyorum. Daha getirilirken bunun olmayacağını söylüyorlardı. Etrafındakiler ne söyledi bilmiyorum ama camia içerisinden ve futbolu birazcık daha bizlerden daha iyi bilenler. Olmayacak dedikleri neydi Rahmi abi, sözünüzü kestim ama olmayacak. Bu adam bizim teknik hocamız olamayacağını söylüyorlardı. Nitekim şaşmadı. Futbol dışarıdan bakınca çok basit bir oyun gibi gözükse de aslında çok temel kuralları ve yaptırımları var. Bu hoca da bunun yapamayacağını daha önceden belli etmişti aslında Aziz Bey zamanında çağrıldığında.
Sürpriz oldu. Gelirken de sürpriz oldu. Gidişi de sürpriz olmadı diyelim ama bu kadar geç gönderilmesi sürpriz oldu. Daha önce gönderilmeydi. Herhalde Galatasaray maçını kazandığı için birkaç hafta kazandı. Nitekim yollar ayrıldı. Yeni hoca hakkında dedikodular ilk başta çok çıktı. Ki bunlardan bir tanesi eski hocamız İsmail Kartal hocaydı. Ondan sonra o kanattan bir ses gelmedi. Şu an kiminle görüşüyorlar, neler yapılıyor, çok da bir şey duymuyoruz, bilmiyoruz. Bu belirsizlik de kötü. Pazartesi günü maçımız var. Kolay da bir maç olmayacak çünkü karşımızda kadrosu oturmuş, iyi top oynamaya çalışan bir Adana Demirspor var. Bizde de ne oturmuş, ne yapacağı belli olan tuhaf bir kadro var. Aslında kadromuzla değil, isteksizlik ve ruhsuzluk herkesi şaşırtıyor. Yani bir takım bu kadar nasıl bu hale getirilir, nasıl geldi, bu oyuncularla ilgilenecek bir ekip yok mudur? İzlediğimiz maçlarda Afyon maçı artı Karabük maçındaki beceriksizlik ve isteksizlik, ruhsuzluk insanları çok üzüyor ve şaşırtıyor. En göze çarpan da takıma geliyor diye Türkiye'de kahve içimi artan, kahve tüketimi artan oyuncu olarak bildiğimiz Sayın Kahveci, ya bu kadar kötü olmaya hakkı yok. Dilerim kendinin ne durumda olduğunun farkındadır da bundan sonra birazcık daha istekli, arzulu yanını taraftarlara gösterir. Taraftarlar da ne yapacağını şaşırdı. Tepki vermek istiyorlar. En iyi oyuncu maçtan çıkarken yuhluyorlar. Yönetime tepki veriyorlar. Maçın başından itibaren tepkiler. Bunların da konuşulması lazım ama belki vaktimiz yok. Yok var. Ama şu an kim geliyor, nasıl geliyor, gelecek mi? Yani asla sürpriz gidip herhalde Vitor Pereira'yı tekrar getirmesi gerçekten bir sürpriz olur. Öyle de bir şey yapacaklarını sanmıyoruz değil mi? Hani, olur mu? Bu, ben de şaşırdım. Ama bu yönetimle bu başkanın her şeyi yapabileceğini sanıyoruz. İnşallah yine böyle hepimizi şaşırtacak veya kızdıracak bir kararla önümüze gelmezler, öyle diye. Bildiğiniz, duyduğunuz bir şey var mı? Hangi teknik direktör? Hiçbir şey yok. Duyduğumuz, bildiğimiz başka şeyler duyuyoruz. Ne ama, gibi? Ne gibi şeyler duyuyorsunuz? Yavaş yavaş Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığını isteyen kişiler, ki buna Sayın Saadettin Saran da dahil, artık daha ciddi bu işe asıldığını ve ileride bu işi istediğini net açıklamaya başladı. Bu hoş, çok beklediğim ve istediğim bir hamleydi ki ondan dolayı mutluyum. Daha önceki dönemden tanışıklığımız olduğu için de birkaç kez sohbet etme fırsatımız oldu. Hadi bakalım diyoruz, devamının ve tamamının olumlu yönde gelmesini bekliyoruz. Yüksek Divan Kurulu üyeliği için bir yarış olacak. Kim aday? Vefa Bey kesin aday ama karşısına çıkacak insanlar olacak. Bir tanesi bilinen olduğu kim için o? Nail Kır beyefendi. Kendisini destekleyen bir ekip de var, kulübün eskilerinden olan. Daha sonra kulüple çok iç içe, hatta derneklerde başarılı olmuş bir büyüğümüzün kardeşi adaylığını açıklayabilirim diye düşünüyor ve niyeti var.
daha önce yönetim kurullarında asil çalışmış, görev almış olabilirim diyenler var. Bu demek ki Ocak ayındaki Yüksek Divan Kurulu toplantısı heyecanlı geçecek. Seçim Nisan ayında yapılacak diye konuşuluyordu ama geçen sene aidatını yatıranlar daha fazla olabilir. Çünkü daha düşük bir rakamdı. Bu arada kongre üyelerinin unutmaması lazım. Yeni aidatlarını, 500 liralık aidatlarını yatırmaları lazım ki oy kullanabilsinler veya bu toplantılara girebilsinler. Buradan bir mesaj verelim. Önümüzdeki günlerde Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için bir çekişme olacağı kesin. Ama teknik direktörümüz kim olacak? Net bir duyum ve istihbaratım yok. O yüzden herhalde o kadar derinden gidiliyor ki bu sefer ortaya bir isim çıkmadı. Veya o ismin çıkmasını istemiyor yönetim kurulu ve başkan. Göreceğiz. Ama başka alanda özellikle Saadettin Bey'in adaylığını açıklaması bile kulübe bir heyecan, basına bir heyecan getirdiğini görüyorum. Herhalde Adana Demir maçından sonra ki skor ve durumda yeni teknik direktörün aday açıklanmasını hızlandıracak. Bakalım yeni teknik direktör kim olacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Rahim abi çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Yeni yıldaki programda hayırlı uğurlu olsun diyorum. Eksik olmayın. Ben de yeni yılınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizin de öyle. Teşekkürler. Tekrardan iyi yayınlar. İyi günler. Rahim Eyüpoğlu, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi bizimle birlikteydi. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna, oyna kuponu Tuttur. Avrupa'dan futbol. İngiltere. İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United evinde Wolverhampton'a yenilerek bir şok yaşadı. Manchester United konuk etti Wolverhampton'a, 1-0 yenildi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 82. dakikada João Moutinho attı. Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ralph Rangnick böylece takımın başında ilk yenilgisini aldı. 7 maçlık yenilmezlik serisi Manchester United adına bitmiş oldu. 31 puanla 7. sırada kaldı Manchester United bu sonucun ardından ve Cristiano Ronaldo'nun, o bir süperstar biliyorsunuz, çok uygun bir pozisyondan kaçırdığı gol Manchester United'ın İspanyol kalecisi De Gea'yı adeta çıldırttı. Bütün videolar şu anda İspanyol basında bunu gösteriyor. İspanyol basında çok sık kullanılan, hatta sosyal medyada viral olan bir video. Çıldırıyor kaçırdığı golden sonra, bu golde nasıl kaçırır diye. De Gea, Cristiano Ronaldo'ya böyle bir tepkide bulunmuş. Avrupa'dan futbol. İngiltere. Sevgili Ali Güneş bizimle birlikte Freiburg'dan, Almanya'dan seslenecek. Sizlere biliyorsunuz Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın formasını, milli takımın formasını başarıyla giymişti futbolculuğu döneminde. Ali hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. İyi çalışmalar dilerim, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Burada Omikron varyantı sebebiyle koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor. Futbolda çok ciddi biçimde etkiliyor. 6 tane koronavirüs vakası tespit edildi Beşiktaş'ta. 3 tane, 4 tane yine Antalya Spor'da yarınki kupa maçı öncesi. Almanya'da durum nasıl? Ya Almanya'da da tabii. Gerçi burada çok fazla yayılmadı. Çünkü birçok insan 3. aşısını yaptı. Bir de işte maske mesafe kurallarına uyulduğu için daha çok. Burada vakalar tabii ki biraz arttı ama Türkiye'deki gibi değil diye düşünüyorum ben. Anladım, peki. Ali ne dersin? Daha önce Bayern Münih çalıştığı Kovac son olarak Monaco'yu çalıştırdı ve ayrıldı. Şimdi Fenerbahçe'nin gündeminde olduğundan bahsediliyor. İhtimal veriyor musun Kovac ismine? Yani ben Kovac'ın Fenerbahçe'ye geleceğini çok fazla düşünmüyorum. Yani çünkü Kovac'ın Avrupa'da iyi bir ismi olduğunu düşünüyorum ben. Yani şu aşamada, bir de genç teknik direktör olduğu için şu aşamada ben Türkiye'yi tercih edeceğini düşünmüyorum. Hele ki Fenerbahçe'nin şu anki durumuna baktığımız zaman anca işte
maddi olarak kandırabilirseniz Kovaç'ı getirebilirsiniz ama onun dışında ben Kovaç'ın Türkiye'ye gelmeyi yani çok fazla sıcak baktığını düşünmüyorum yani. Hı hı. Ali Koç'un Löw'le birebir bir görüşme yaptı. Hatta bu görüşmenin Freiburg'da olduğu iddia ediliyor. Bazıları resimde çekmişler, işte Löw'ün yakın çevresinde ikinin yaptığı görüşme sırasında resimleri var, fotoğrafları varmış vesaire. Ne diyorsun bu konuya? Duydun mu sen böyle bir şey? Valla ben bundan birkaç hafta önce Mustafa Kurt var. Mustafa abiyle görüştüm ben Löw'ün durumunu. Çünkü Löw'ün en iyi arkadaşı. Zamanında Mustafa Kurt da Freiburg'da falan profesyonel futbol oynadı. Kayseri Spor'u oynadı bildiğin kadarıyla değil mi Türkiye'de? Türkiye'de oynadı. Tam bilmiyorum valla. Hmm. Kariyerini hatırlıyorum. Tanıyorum Mustafa Kurt'u. Yani Mustafa abi bir de çok efendi bir insandır. Hı hı. Ya kendisiyle bundan önce daha önceden görüştümdür. Yani Löw'ün şu anda çalıştırmak istemediğini, takım çalıştırmak istemediğini falan söylemiştim ama tabii ki şimdi aradan biraz zaman geçtiği için şu aşamada ne olur, ne biter, ne durumda bilmiyorum tabii ki ama öyle bir şey olmuş olsaydı kesinlikle zaten buradaki basında da çıkardı diye düşünüyorum. Anladım. Yani burada öyle bir haber çıkmadığı için ben aslında pek ihtimal vermiyorum ama dediğim gibi gizli bir görüşme yaptılarsa tabii ki olabilir yani. Benfica'dan ayrılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus konusunda ne diyorsun? Ya ben çok beğendiğim bir teknik direktör açıkçası. Yani tabii ki onun da ben her şeyi maddiyata bağlı tabii ki. Şimdi onun da yaşı biraz daha ilerlemiş olduğu için şimdi genç teknik direktörler biraz daha kariyeri düşünüyor ama belli bir yaştan sonra teknik direktörler bile artık parayı düşündüğünü ben düşünüyorum. Ya tabii ki olabilir ama sonuçta Fenerbahçe'nin şu maddi durumda böyle bir teknik direktör getirir mi bilmiyorum. Şimdi genel olarak baktığın zaman Fenerbahçe'nin durumuna baktığınız zaman da zaten puan durumuna hem maddi şeye baktığınız zaman yani böyle bir teknik direktörü şu anda getirmek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de birkaç başarısız sonuçtan sonra hemen teknik direktörler burada eleştiriliyor. Şimdi böyle bir adam getirdiğiniz zaman uzun vadeli düşünmeniz gerekiyor. Yani geldiği zaman yeni gelen teknik direktöre aslında zaman vermek gerekir. Çünkü bu sezon artık Fenerbahçe için geçti diye düşünüyorum. Ben bu saatten sonra ben Fenerbahçe'nin isterse Mourinho ile Klopp aynı anda gelsin Fenerbahçe'nin başına yine şampiyon yapamayacağını düşünüyorum. Yani ama ilerleyen seneler için bir plan varsa tabii ki şu anda bir teknik direktör getirilebilir ama İşte dediğim gibi zaman tanımak lazım. Bütün transferleri böyle bir teknik direktöre bırakmak lazım. Yani ama Türkiye'de de biliyorsunuz şimdi veya işte futbolun içinde de artık maalesef oluyor. Gelen teknik direktörler işte menajerlerle çalışıyorlar. Kendi futbolcularını tercih ediyorlar. İşte hem teknik direktör olarak hem menajer olarak para kazanan teknik direktörler de var şimdi. Gerçi şimdi yabancı teknik direktörlerde nasıl bilmiyorum ama zamanında baktığınız zaman birçok futbolcuyu atıyorum Mourinho bile nasıl Real Madrid'e alır, nasıl işte Tottenham'a alır, nasıl Manchester United'e alır dediğimiz futbolcuları transfer etti zamanında da. Doğru. Ben buradan da yani kendi menajerleriyle işbirliği yaptığını az çok herkes zaten biliyor. Bunu Mourinho yapıyorsa diğer teknik direktörler de yapıyordur diye düşünüyorum. Ben de %100 katılıyorum. Yani benim kendi şahsi fikrim şöyle. Yani Fenerbahçe'nin şu anda baktığınız zaman hem maddi hem işte sportif açıdan baktığınız zaman ben olsam yani belki gerekirse hatta Zeki Hoca ile devam ederim sezon sonuna kadar. Ama işte gelecek sezonun çalışmalarını yavaş yavaş başlatırım. Hocayı yine belirlerim ama açıklamam. Dediğim gibi hocayı getirdikten sonra da işte teknik futbolcuları da ona göre transfer edersin ve sıfırdan bir 2022-2023 sıfırdan bir sezon başlarsın, planlarsın. Ama şu aşamada birini getirip 3-4 tane başarısız sonuçta bu hocaya da yazık olacak. O yüzden Ali Koç'un da böyle bir lüksü kalmadı zaten. Yani mantık olarak benim fikrimi söylersem getirebilecek en doğru isim, yani madem bir teknik direktör gelecek o zaman Zico ile Alex gelsin. Çünkü camia tarafından sevilen, taraftarlar tarafından sevilen Ali Koç orada bence bir artı puan kazanır diye düşünüyorum. Ama onun dışında getirebileceği bütün teknik direktörler bana göre risk diye düşünüyorum.
Ya bundan sonra Ali Başkan'ın işi bayağı bir zor diye düşünüyorum. Ama bekleyip görmek lazım nasıl bir strateji, nasıl bir yol çizecekler tabii ki. Alex'e bir bağlantısı var mı sence Fenerbahçe'nin şu anda? Yani teklif vermek adına. Kesinlikle vardır. Yani çünkü şimdi Ali Başkan bizim düşündüğümüzü Ali Başkan da kesinlikle düşünüyordur. Yani bizim bildiğimizi de o da eminim biliyordur. Ve şu anda bu taraftarı çevirmenin yani kendiliğine döndürmenin tek yolu var. Çünkü Alex kötü sonuç alsa bile ben Ali Koç'a tepki gösterileceğini düşünmüyorum. Çünkü Alex camiayı bilen, taraftarın çok sevdiği bir adam, bir futbolcuydu. Yani ben eminim böyle bir girişimde bulunduğuna eminim ama Alex buna hazır mı? Çünkü biliyorsunuz Galatasaray örneğini vermek gerekirse taraftar Hacı'yı çok seviyordu ama Hacı'yı getirdi. Çok başarılı olamadı ve Hacı bir anda işte taraftarın gözünde biraz eleştirildi. Şimdi Alex böyle bir risk alır mı şu aşamada bilmiyorum tabii ki ama ben bu transferin yani bu yani Alex'in elbet tekrar Fenerbahçe'ye geri döneceğine %100 eminim. Ama bu sene olur veya şimdi olur veya yazın olur bilemem ama bu transfer er ya da geç gerçekleşeceğini düşünüyorum. Burada ben Ali Koç'un kesinlikle şu anda Alex'i getirme gibi bir niyetin olduğunu düşünüyorum. Ama Alex gelir mi şu aşamada? Onu tabii ki söylemek zor. Çünkü ben Alex'le bu konuları konuşmuyorum. Fabio'nun, Luciano'nun geçen bir paylaşımı vardı. Nedir o? Marco işte yakında işte Aurelio ile Alex'in fotoğrafını paylaştı ve uçak resmi paylaştı ve yakında inşallah diye bir fotoğraf paylaştılar bunlar. Hı hı. Alex de bunu beğendi. Yani böyle bir şey olacağına %100 eminim ama ne zaman olacak? Tabii ki bunu bekleyip görmek lazım. Yani ben eminim Alex'in, Aurelio'nun, Luciano'nun hatta Semih Şentürk'ün bile er ya da geç bu Fenerbahçe'nin teknik ekipte bir gün yer alacağını biliyorum yani açıkçası. Peki. Sevgili Ali Güneş bu önemli tespiti yaptı. Alex de Souza. Geliyorsa mümkünse Zico ve belki bir futbol direktörü olarak Alex de teknik direktör olarak böyle bir ekip kurulabilir. Ali sen şu anda Fenerbahçe'de sportif direktör olsan başlamak üzere olan Ocak ayı transfer döneminde hangi değişiklikleri yaparsın? Yani şu anda açıkçası çok fazla değişiklik yapmam. Yani şöyle değişiklik yapmam. Eğer transfer yapacaksam ileriye dönük transferler yaparım ve şu aşamada da baktığınız zaman bana göre ben şimdi genel olarak sen az çok biliyorsun. Ben Gustavo'yu işte zaman zaman eleştiren bir insanım. Ben Gustavo'nun işte Mayer'in ondan sonra işte yani Rossi'nin ben takımdan açıkçası gönderilmesinden yanayım. Neden diye sorarsan yani ileriye dönük bir planlarla da ben bu futbolcuların olmayacağını düşünüyorum veya olmaması gerektiğini savunuyorum. Çünkü hem maddi olarak hem Fenerbahçe'yi çok fazla bu saatten sonra bir şey verebileceklerini düşünmüyorum. Yani buna birçok isim daha katabilirim ama şu anda ilk aklıma gelen ve diğer isimleri de vermek çok doğru olmaz diye düşünüyorum ama yani ben sportif direktör olsam bir an önce birkaç tane futbolcudan kurtarırım. Hem maddi olarak hafiflerim. Çünkü Fenerbahçe'nin dediğim gibi bir iddiası yok. O yüzden böyle futbolcuları daha fazla kulüpte tutmanın da bir anlamı yok. Alacaksam da ileriye dönük Galatasaray'ın yaptığı gibi genç, yetenekli, yabancı olsun Türk futbolcuları transfer ederim. Ve ileriye dönük bir hedef artık belirlerim. Çünkü görüyorsunuz artık bütün takımlar iyi transferler yapabiliyorlar. Ama ileriye dönük transfer yapmak hem maddi açıdan da daha doğru olacağını ben düşünüyorum. Hem de artık beklentilerin artık kısa vadeli değil. Ben Fenerbahçe taraftarının artık kısa vadede bir beklenti içinde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü son 7-8 seneye baktığınız zaman hep kötü bir Fenerbahçe, başarısız transferler. Artık Fenerbahçe taraftarı da alıştı bu duruma. Artık diyorlar ki ya uzun vadede en azından iyi bir takım kuralım da eski Fenerbahçe'yi tekrar görelim. Ben seninle
bundan 2 sene önce hatırlıyorsam 1,5-2 sene önce söylemiştim. Milan'ın ismi var demiştim ama hiçbir başarısı yok demiştim hatırlarsan. Evet. Ve Fenerbahçe'de Milan olma yolunda dedim, emin adamlarla ilerliye demiştim. Şimdi baktığınız zaman gerçekten Fenerbahçe'nin ismi var ama başarı olarak son 7-8 senedir hiçbir şekilde başarısı olmadığını ben düşünüyorum. Ve uzun vadede eğer Fenerbahçe başarılı olmak istiyorsa artık doğru adımlar atmak zorunda. O yüzden elden çıkarılacak birçok futbolcu var. Bunlar bir an önce gitmesi lazım ve uzun vadeli transferler yapılması lazım ki Fenerbahçe eski kimliğini tekrar bulsun diye. Yoksa Fenerbahçe dediğim gibi hem Milan gibi olma yolunda ciddi ciddi ilerliyor yani. Sevgili Ali Güneş son derece önemli bir örnek verdi. Milan örneği bence de belirleyici. Ali Freiburg'dan seslendi sizlere. Büyük bir bölümünde yılın Freiburg'da doğup büyüdüğü yerde ama İstanbul'a da geliyor sık sık. Çok teşekkür ederim Ali katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur. Oyna hep oyna. Avrupa'dan futbol. İtalya. İspanya'nın en çok satan spor gazetelerinden bir tanesi hiç kuşku yok ki AS. Alvaro Morata konusunda önemli bir haber yaptı. AS diyor ki büyük bir ihtimalle Barcelona bu hafta bu işi bitirecek ve Alvaro Morata'yı transfer edecek. İspanyol forvet son detayların belli olmasıyla birlikte La Liga'ya geri dönecek. Bütün aktarı Atletico Madrid'de, Juventus'a kiralık olarak forma giyiyor. Barça 29 yaşındaki golcüyü en az 1,5 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlamak istiyor. Teknik direktör Xavi Morata'nın 12 Ocak'ta Real Madrid'e karşı oynayacakları İspanya Süper Kupa yarı finalinde kadroda olmasını bekliyor. Kariyerinde daha önce Real Madrid, Chelsea ve Atletico Madrid formalarını giymişti Morata. 2021-2022 sezonunda İtalyan ekibiyle çıktığı 23 maçta 7 gol attı, 2 tane gol pası verdi. Diğer taraftan mali sıkıntılarla boğuşan Barcelona, Dani Alves ve Ferran Torres'in de takıma katılmasıyla maaş bütçesini aşağıya çekmek zorunda. Hollandalı forvet Luc de Jong, Fransız Umtiti ve Dembele Ocak ayında kulüpten ayrılması yüksek olasılık olan futbolcular. Luc de Jong'a Fenerbahçe'nin ilgi gösterdiği söyleniyor ki bunu yatsıyamayız. Barcelona kaynakları çünkü bunu doğruladılar. Sezon başında da biliyorsunuz Beşiktaş ilgi göstermişti. Bütün aktarı Sevilla'da ve Barcelona'da kiralık olarak oynuyor. Yine Umtiti'nin Fenerbahçe'nin gündemine geldiği iddiaları vardı. Gerçek mi bunu bilmiyorum ama sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Fakat pahalı bir oyuncu. 4,5 milyon euro net para kazanıyor. Belki daha fazlası. Benfica onu transfer etmek istedi. Sezon başında başarılı olamadı. Dembele de kesin olarak Barcelona'nın yollarını ayırmak istediği bir futbolcu. Şimdi bütün bu detaylardan sonra tekrar Morata konusuna dönecek olursak, İspanya'da bunlar konuşuluyor ve bu transferin bittiğinden, bitme olasılığının çok yüksek olduğundan bahsediliyor ama İtalya'da aynı şey konuşulmuyor. Çünkü Juventus onu bırakmak istemiyor. Bizim elimizde Atletico Madrid'de yaptığımız kiralık bir sözleşme var. Bu sözleşmeye istinaden biz şu anda Alvaro Morata'yı bırakamayız diyor Juventus kulübü. Sebebi de çok kısa bir süre içerisinde, yani bu ayın 12'sinde Inter'e karşı oynayacak İtalya Süper Kupası'nda Morata'yı bıraktıkları vakit oynatabilecek bir 9 numara, net bir 9 numara ellerinde olmaması. Bu nedenle Allegri, Juventus teknik direktörü, dün Alvaro Morata'yı çağırmış ve bir toplantı yapmış onunla. Seni bırakmayacağız demiş kesin olarak. En azından şimdilik gitmen mümkün değil diyor. Yeni bir 9 numara, bir forvet, bir santfor düzelterek söylüyorum bulabilirse ki Luis Suarez'in Juventus'a gitme ihtimalinden bahsediliyor. Çünkü ne Simeone Atletico Madrid'de Luis Suarez'in varlığından hoşnut, ne de Luis Suarez Simeone ile Atletico Madrid'de olmaktan hoşnut. Onun ayrılabileceğinden bahsediyor. Her ne kadar hayali sezon sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip MLS'de futbol oynamak olsa bile Juventus'un Luis Suarez'e talip olduğu, ancak bu operasyonun çok kolay gerçekleşmeyeceği, çünkü biliyorsunuz Morata'da da bütün hakları Atletico Madrid'de olduğu için iki oyuncunun müzakeresi çok zor olacak. Çünkü aldıkları paralar birbirine denk değil. İşte ederleri, sözleşme fesih ederleri birbirine denk değil. Bu konuda durumun karışık olduğundan bahsediliyor ama Juventus'un kesin kararının bir 9 numara transferi yapılmadığı sürece Morata'yı bırakmamak olduğundan bahsediliyor. 7,5 milyon euro net ücret kazanıyor Juventus'ta Alvaro Morata ve tabii onu alacak kulüp bu ücretin yarısını ödemek durumunda Haziran ayına kadar ve elbette ki bir sözleşme fesih bedeli ödemeden Barcelona bu transferi gerçekleştirmeyi arzu ediyor. Bu da Atletico Madrid açısından kabul edilebilir bir durum olarak gözükmüyor.
Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Galatasaray bölümümüzdeyiz. Bakalım Florya'daki toplantı bitti mi? Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim görüşüyorlardı. Sevgili Onur Özkan konuyu çok yakından takip ediyor. Takvim Gazetesi'nin haber müdür yardımcısı. Onur, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Özgür, kolay gelsin. İyi çalışmalar, sana da kolaylıklar dilerim. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Bitti mi toplantı sence? Bitti, sona erdi. Yaklaşık bir saat evvel sona erdi toplantı. Nedir sonuç? Önce istiyorsan Özgür sabahtan bir bahsedeyim. Tabii. Ona bağlayayım çünkü. Şimdi sabah biliyorsunuz Fatih Terim sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamanın uzun bir açıklama. Özetine bakacak olursak yönetimle çalışmaya devam ettiklerini, yola devam ettiklerini Galatasaray'ın başarısı için özetleyen bir açıklama aslında. Ancak şöyle bir ayrıntı var olayda. Madem Florya'da herhangi bir sorun yok, bir kriz yok başkanla yönetim arasında. Madem Fatih Terim'e yönetim tam destek veriyor. Bu açıklama neden Galatasaray'ın resmi yayın organlarından yapılmaz? Birincisi bu. Neden sadece Fatih Terim'in kendi kişisel sosyal medya hesabından bu açıklama yayınlandı ve açıklama yayınlandıktan sonra Galatasaray'ın herhangi bir yayın organından paylaşılmadı. Birincisi bu. İkincisi, yaklaşık bir hafta 10 gündür Florya'da yaşanan krizle alakalı biz olsun, başka gazeteciler olsun, yazılı basın, görsel basın, sosyal medya üzerinden birçok iddia ortaya atılıyor. Ve yönetim tam bir ölüm sessizliğine bürünmüş durumda. Madem ki Fatih Terim arkasında yönetim destek veriyor, neden bugüne kadar 10 gündür Burak Elmas'ta herhangi bir yönetici çıkıp da bu iddiaları yalanlamadı? Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Onur, bir şey sorabilir miyim bu noktada? Tabii sana ki. Şimdi Fatih Terim'in bu deklarasyonu, yani kişisel anlamda yayınladığı deklarasyon, birazcık da yönetimin bu iddialarla ilgili, ki gerçekte payı var bu iddiaların, bu iddialarla ilgili sessizliğini bozmak aynen üzerine yapılmış bir hamle mi? Yani çıkın aslında, siz de bir şeyler söyleyin. Bakın siz söylemezseniz ben söylemek zorunda kalıyorum. Aynen. Nedir fikriniz? Gerçekten ayrılmak mı istiyorsunuz? Bunu bana söyleyin diyor. Bu süreçte yönetme, ciddi bir iletişim problemi var. Satır arasında yönetim aslında burada ciddi bir gönderme var dediğin gibi. Aslında bu açıklamanın yapılma amacı da bu. Partilerin bekliyordu 3-5 gündür. Yani bu sürekli ortada iddialar var ve yönetimden ses çıkmıyor. O da böyle bir çıkış yapmak zorunda kaldı. Dediğin gibi aslında burada satır arasında yönetime bir gönderme vardı. Siz niye susuyorsunuz? Hani bana kaldı yine ihale. Ben çıkıp açıklamak zorunda kaldım gibisinden. Ardından gelişmelere dönecek olursak Başkan Burak Elmas Florya'ya gidiyor Özgür. Ve Fatih Terim'le bir araya geliyor. Burada bir toplantı yapıyor. Burak Elmas ve Fatih Terim baş başa. Yaklaşık 3,5 saat sürüyor bu toplantı. Gündem şu Özgür toplantıdaki. Öncelikle Burak Elmas, daha önce de burada konuştuğumuz Fatih Terim'in teknik kadrosuna, yardımcı kadrosuna takviye yapılmasını yeniden gündeme getiriyor. Hı hı. Hatta aldığımız bilgi Manchester City'de şu an görev yapan, Pep Guardiola'nın ekibinde görev yapan bir kişi, yardımcı antrenör, bir de analist kişinin göreve gelmesi yönünde Fatih Terim'e istekte bulunuyor. Yani bunları şu an biz getirebiliriz, göreve hazırlar gibisinden. Hoca böyle bir ifade kullanıyor. Ayrıca Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın artık daha arka planda görev yapması konusunda da böyle bir istekte bulunuyor hocadan. Hı hı. İkinci konuya geçecek olursak yine transferdeki sorumluluk biliyorsun sezon başında Florya'daydı. Yani burada Şükrü Hanedar, Fatih Terim bağlı çalışan ve Uğur Yıldız burada transferi yönlendiren kişilerdi. Ancak burada Burak Elmas'ın isteğiyle Florya'daki yetki alındı. Bu da Işıtan Gün, yönetici Işıtan Gün'ün etrafında toplanacak yeni bir ekibe bu görev devredildi. Fatih Terim de bu konuda masaya yatırıldı. Artık transferin bu şekilde yürütüleceği, Şükrü Hanedar ve Uğur Yıldız'ın artık daha basit bir görevde olacağı, Işıtan Gün'ün artık daha aktif bir rol oynayacağı, ki Fatih Terim ve Işıtan Gün arasında büyük bir kriz var. Bu yalanlansa da bu var. Evet, Işıtan Gün, doğru. Işıtan Gün görev başından beri Florya'ya giremedi Özgür. Bunu belirtelim. Yani bu yalanlandı ama bu gerçek. Işıtan Gün ilk bu yönetim açıklandığı zaman aslında futboldan sorumlu yönetici olacaktı. Doğru söylüyorsun. Çünkü Hollanda'da önemli bir haberde bulunmuştu. Aynen, dünya futbolunu yakından takip eden, menajerlerle yakın ilişkili olan, kulüplerle, futbolcularla yakın ilişkili olan bir isim. Ancak orada Fatih Terim'e yaşanan kriz sonrası Işıtan Gün arka plana itildi. Ancak bugünkü zirvede
yeniden Işıtan Gün'ün aktif rol oynayacağı Fatih Terim'e iletildi Burak Elmas tarafından. Fatih Hoca ne dedi sence? Aynen. Fatih Terim iki konuda da bir kere sıcak bakmıyoruz diyor. Özellikle teknik heyet konusundaki değişime hoca kesinlikle karşı. Yani mevcut teknik kadronun yeterli olduğunu ve herhangi bir takviye gerekmediğini başkana tekrar iletti bugün. Transfer konusuna gelirsek hoca burada biraz daha esnek davranıyor. Yani yine çok sıcak değil Işıtan Gün'le çalışmaya ama teknik heyetteki değişim kadar burada sert bir duruş sergilemiyor hoca. Toplantı bu şekilde sona erdi Özgür. Yani, peki başkan Fatih Hoca kabul etmediyse Işıtan Gün'ün önderliğinde yeni kurulacak futbol ekibini başkan ne diyor bunun karşısında? Şu anda net bir karar alınmış değiliz. Yani Fatih Terim fikrini söyledi toplantıda, dedi ki ben söylediğiniz, tercih ettiğiniz şeylere karşıyım. Yani benim görüşüm bu. Ben hem transfer komitesinin hem teknik heyetin aynı şekilde yola devam etmesini istiyorum dedi. Burak Elmas da karşı tezini savundu. Burak Elmas dedi ki ben bunu yönetim işine bir değerlendireyim. Yöneticilerle bunu bir konuşalım dedi ve toplantı sona erdi. Önümüzdeki günlerde, belki gün içinde, belki yarın Burak Elmas bu durumu yönetim işine değerlendirecek. Hı hı. Ancak aldığımız bilgiler şu yönde Özgür. Yani eğer partilerimin tamamen isteklerine karşı %100 karşı gelecek bir tavır sergilerse başkan, yani Burak Elmas derse ki hocam bizim şartlarımız bunlar, bu şekilde devam ediyoruz derse, yani burada Galatasaray camiasını şok edecek kararlar çıkabilir. Yani hoca bırakabilir. O açıkça bunu belirtelim. Yani hoca teknik ekibin değiştirilmesi ve teknik ekibin değiştirmesiyle birlikte Işıtan Gün'ün futbolun başında tekrar inisiyatif alarak yer alması konusundaki muhalefet şerhini korursa ayrılık olabilir. Aynen, kesinlikle olabilir. Bunu belirtelim rahatlıkla. Yani burada başkan Burak Elmas'ın tutumu da çok şu anda katı duruyor. Hocanın da tutumu katı duruyor. Nasıl bir orta nokta bulunacak? Galatasaray menfaatleri açısından bulunabilecek mi daha doğrusu? Bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde ama şu anda karşılıklı bir resleşme oldu çok açık Florya'da. Yani bunu rahatlıkla belirtebiliriz. Şu anda çok gergin bir ortam var. O zaman sadece bunlar konuşuldu. Şey hiç konuşulmadı, transfer meseleleri vesaire. Gidecekler, kalacaklar. Yani şu anda ona sıra gelecek bir durum yok. Doğru. Çünkü yani ciddi anlamda çok büyük bir kriz var şu an Florya'da. Öncelikle bu taşların yeni oturtulması gerekiyor ki sağlıklı bir şekilde transfer çalışmaları yapılabilsin. Yani önümüzdeki günlere göreceğiz tabii ki. Bir ayrılık olur mu olmaz mı? Benim şahsi görüşüm, ben bir şekilde en azından sezon sonuna kadar geçici süreyle bir orta yolun bulunabileceği konusunda. Yani şu anda bir ayrılığın hem Galatasaray'a hem Fatih Terim'e hem Burak Elmas'a zarar vereceği. Hı hı. Dolayısıyla sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmenin daha doğru olacağı yönünde bir karar çıkacağını düşünüyorum. Ama bu devam kararı bile hani sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor. Aslında halının altına biraz daha atılacak bu sorunlar. Benim kişisel fikrim bu. Bir istifa, bir Fatih Terim'in gönderilmesi veya bırakması bence sürpriz olur. Ama bu gündemde değil de diyemem. Hoca şu anda kesinlikle rahatsız yapılanlardan. Kendisine uygulamadan kesinlikle rahatsız, onu belirtelim. Hatta arkasından iş çevirdiğini düşünüyor Fatih Terim, benim aldığım bilgi yönünde. Yani Başkan Burak Elmas'ın ve bazı yöneticilerin kendi bilgisi dahil olmadan bir sürü karar aldığı yönünde rahatsızlıkları var hocanın. Şunu da belirtelim, birçok yönetici de Burak Elmas'a bir teknik heyet değişikliği, yani Fatih Terim'in gönderilmesi konusunda da baskı yaptığını duydum. Yönetim içinden hatır sayılı kişiler Fatih Terim'in isim var mı bu konuda verebileceğin isim var mı yöneticisi? İsim anlamında bir şey diyemem ama yönetimden yani belli başlı kişilerin bu tür rahatsızlıkları var. Bir de yönetim işte Fatih Terim'in en büyük destekçilerinden biri olan Rezan Epe Özdemir'in de ayrılması tabii ki orada Fatih Terim'in de elini zayıflattı. Onu da belirtelim. Köksal Ünlü aynı şekilde yine Fatih Terim'e yakın isimlerden bir tanesiydi yönetim içinde. Yani dolayısıyla orada Fatih Terim'in yanında olan yönetici sayısı azalmış durumda yönetim içinde. Tabii ki önümüzdeki günler neler gösterir bunu bilemeyiz ama ben tekrarlayayım az önce söylediğim. Ben şu anda bir istifanın, bir değişimin düşük ihtimal olduğunu düşünüyorum ama böyle bir ihtimal var, bunu da belirtelim. Sezon sonuna kadar geçici süreyle bu sorunlar halı altına süpürülerek bu şekilde yola devam edeceğini düşünüyorum ama eğer bu şekilde yola devam edilir ve Galatasaray önümüzdeki günlerde ligde kötü sonuçlar almaya devam ederse Özgür, bu yeniden operasyonu Galatasaray'ın değişimi konuşacağız gibi geliyor benim. Onur, ağzına sağlık, çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim, kolay gelsin yayınlar. Galatasaray bölümümüzden takvimde yazıyor Onur. Onur son bilgileri aktardı sizlere. Avrupa'dan futbol.
İspanya. Mbappe ve Haaland transferleri çok konuşulacak. Hatta yaz dönemine kalmadan bitebilir mi? Biterse hangi kulüp adına bitebilir? Bence Real Madrid adına biter, biterse. Çünkü şu anda transfer yapabilecek rahatlıktaki bir numaralı kulüp Real Madrid. Sevgili Aslan Yıldız her zaman olduğu gibi bu konuyu da Avrupa futbolunu çok yakından takip ettiği gibi bu konuyu da çok yakından takip ediyor. Eminim sizlere aktaracak önemli notları vardır. Aslan hoş geldin, merhaba. Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar. İyi akşamlar dilerim. Nedir sence bu konudaki son durum? İspanyol basınında altta çıkan bir haber var. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in sükse yaratacak iki yıldızı buluşturmak için çalıştığı konuşuluyor. Haberde de bunun detayları var. Paris Saint-Germain'la sezon sonunda bitecek kontratını yenilemeyen ve 1 Ocak'tan itibaren istediği takıma imza atma şansına sahip olan Kylian Mbappe ile anlaştığı öne sürülen Real Madrid'in tek hedefi Fransız yıldız değil. Real Madrid 2022 yazında 75 milyon euroya serbest kalacak olan Erling Haaland'ı da istiyor. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Hı-hı. Hatta diğer bir isteyen de Barcelona'ydı. Evet. La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid'in her iki oyuncuyu da alabilecek maddi güce sahip olduğunu ancak bazı problemlerde yaşayabileceğini söylemişti. Real Madrid'in Haaland transferi için ise sadece 75 milyon euroluk bonservisine ödemesi yetmeyecek. Oyuncunun babasıyla menajeri Mine Raiola'nın alacağı komisyon ve Haaland'ın maaşını da hesaba katınca 400 milyon euro gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Çıkan haberlerde Real Madrid'in Mbappe için de 40 milyon euroluk bir sözleşme hazırladığı ifade ediliyor. Bu iki transferin gerçekleşmesi halinde ise Real Madrid 640 milyon euroluk bir yükün altına girmiş olacak. Evet. Ama Real Madrid bunu hep yapıyor. Aslan çok teşekkür ederim aktardığın bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşürüz. Aslan Yıldız bu önemli bilgiyi aktardı. Avrupa'dan Futbol İspanya bölümümüzde. Avrupa'dan Futbol İspanya. Bugün de programın sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.